Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü hocam ilk konuğumuz. Hocam merhaba, hoş geldiniz tekrar. Merhabalar Erdoğan Bey, iyi yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de inşallah iyisiniz. İyiyiz hocam, dikkat etmeye çalışıyoruz. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Tayfun Uzbay. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Erdoğan Bey, iyi yayınlar, hoş çok, bulduk. Çok teşekkür ederim. İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nail Özgüneş. Nail Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden acil servis uzmanı Doktor Onur Tezel. Onur Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Şimdi izin verirseniz önce ben Sağlık Bakanı'nın yaptığı son açıklamayı aktarayım sizlere. Bilim Kurulu toplandı ve Sayın Koca Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son bilgileri tablolar eşliğinde açıkladı. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 76 kişi de hayatını kaybetti. Can kaybı maalesef 725. Bugün 20.023 kişiye test yapıldı. 3.892 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı da 34.109'a yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.474, 987 hastada entübe durumda. Son 24 saatte 256 hastada iyileşti ve taburcu oldu. İyileşenlerin sayısının 1582 olduğu ifade ediliyor. Sağlık Bakanı Koca illere göre verileri paylaştı. Hem can kaybı hem vaka sayısında İstanbul yine listenin başında. İzolasyona daha fazla dikkat etmek gerekir diyor Bakan Koca ve maskenin eczane dahil hiçbir yerde parayla satılamayacağını bir kez daha ifade etti. Erken ilaç tedavisi sayesinde virüsün akciğer enfeksiyonuna dönüşme oranının azaldığını da söyledi. Tüm bu bilgileri konuklarımızla ele alacağız ve hemen vakit geçirmeden konuklarımıza dönüyorum ve önce Tevfik Hoca ile başlayalım. Sayın Hocam, bugün dünden farklı olarak neredeyiz Türkiye olarak koronayla mücadelede? Bugün gerçekten biraz farklı bir noktada olduğumuza inanıyorum, inanmak istiyorum. Son 3 gündür verilere baktığım zaman bir rahatlama, yani kısmen bir rahatlama var. Tabii bundan sonra süreç nasıl gidecek, bu da önemli. Çünkü şu anda elde ettiğimiz düzeyin önümüzdeki birkaç günde devam ederse daha öngörüde bulunmak kolay olacak. Ama ben size rakamları yorumlamaya çalışayım. Öncelikle test sayılarımızın 20.000'in üzerine çıkmamız güzel, önemli. Daha çok hastamıza tanı koyabiliyoruz ve daha çok kişiye bulaşmayı önleyecek temaslı korumasını yapabiliyoruz. Mesela İngiltere bizden çok daha erken yakalandığı halde ve adeta bir yangın yerine dönüştüğü halde bugün için günde 10.000 kişiye ancak test yapabilir hale geldiler. Türkiye'de yakın zamanda 30.000 kişiye test yapılacak hale geleceğiz gibi görünüyor. Dolayısıyla bunun sevindirici olduğunu söylemek isterim. İkincisi, test sayımız artmasına rağmen olgu sayılarımız pek artmıyor. Dikkat ederseniz son 3 gündür olgu sayılarımız aşağı yukarı birbirine yakın. Çok az bir artış var veya test sayısındaki artış da açıklanabilecek düzeyde bir artış var. Bu da alınan tedbirlerin işe yaradığını, bulaşıcılığın azaldığını, yeni vakaların ortaya çıkma oranının azaldığını düşündürtebilir bize. Tabii bunu söylemek için erken olduğunun farkındayım ama 3 gündür aynı benzer rakamlar olunca artık bu konuda biraz daha, dün mesela bu kadar konuşamıyordum, endişeliydim. Yine endişeliyim, yine ama net değil ama bir umut doğduğunu söyleyebilirim. Ama bundan daha önemlisi, bu rakamlar bize bir şey söylüyor. Bence o daha değerli, o konuda daha rahatım söylerken. O da ölüm sayılarımız son 3 gündür benzer, hiç artmıyor. Vaka sayılarımızın artmasına rağmen ölüm sayılarımızın artmaması, aynı olması şu açıdan önemli. Demek ki hastalarımıza ihtiyacı olan sağlık hizmetini optimum olarak verebiliyoruz ve onları iyileştirebiliyoruz. Kayıplarımız az. Ve baktığımız zaman İtalya'ya, İspanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya göre, Amerika'da da kayıplar çok fazla değil ama yine de bizim kayıplarımız Almanya düzeyine daha yakın. Dolayısıyla sağlık sistemimizin bu sınavdan iyi geçtiğini, iyi sınav verdiğini düşünüyorum. Bütün sağlık çalışanlarımızın ve sağlık kurumlarımızın bu süreçte oldukça hastalarımıza
karşı verdikleri hizmetin etkin olduğunu, can kurtarıcı olduğunu söyleyebilirim. Yine yoğun bakım hasta sayılarımıza baktığımızda çok büyük bir artışın olmadığını Sayın Bakan da ifade ettiler. Bu da mesela şu anda İspanya'daki, İtalya'daki hastaları gördüğüm videolarda çok ürperticiydi. Hastalar bahçelerde, sokaklarda, böyle parklarda, sedyelerin üzerinde nefes alamıyor, boğulup gidiyorlar ve bir hizmet, sağlık hizmeti alamıyorlar. Çünkü sağlık hizmetlerinin kapasitesi dolmuş, taşmış hastaneler, yer yok, hizmet verilemiyor. Türkiye'de şu anda açıkta bir hasta yok. Yani herkes ihtiyacı olan hizmeti alabilir durumda. Yoğun bakıma ihtiyacı olanlar da yoğun bakımda yatak bulabiliyorlar. Sayın Bakan da açıkladı. Yoğun bakım doluluk oranlarının %62-%63 düzeylerinde ki bir haftadır aşağı yukarı bu düzeyler korunuyor. Yani ağır hastalarımızın ortaya çıkmasının da çok olmadığını Sayın Bakan da ifade ettiler. Hatırlarsanız bir grafikte pnömoni dediğimiz zatürre oluşan olgu sayısının günler içerisinde azaldığı yönündeydi. Bu da aslında Türkiye'de hastaların ilaca erken ulaşabilmesiyle ilişkili olarak yorumladı Sayın Bakan. Ki bence de buna katılıyorum. Çünkü Türkiye birçok konuda erken yol aldı ve erken müdahalede bulundu. Bunlardan bir tanesi de ilaç stoğuydu. Bugün Avrupa ülkeleri bu kadar bizden önce bu sürece yakalandıkları halde antiviral ilaçları temin konusunda hala çok sıkıntı yaşıyorlar. Ama Türkiye ve antiviral ilaçları ve diğer etkili ilaçları zamanında stok etmeyi başarmış. Dolayısıyla bu veriler, 3 günlük verilere dikkate aldığımızda salgınla başa çıkma konusunda daha iyi noktada olduğumuzu görüyorum. Ama bu bizi bir yalancı bir güvene de sürüklememeli. Çok kırılgan bir noktadayız. Mutlaka ve mutlaka bulaştırıcılığı azaltmak için sosyal izolasyonu iyi yapmak zorundayız. Sokağa çıkma kısıtlamalarının mutlaka ve mutlaka denetlenmesi ve uymayanların uyarılması ve yaptırımların uygulanması çok önemli. Artık bu konuda hiç tereddüt veya zayıflık göstermememiz lazım. Hocam müsaade ederseniz araya girip bir soru daha sorayım mı? Diğer konuklarımıza da geleceğim ama. Sayın Bakan bugün bazı noktaların altını çizdi. Bir de ben şunun da altını çizmek istiyorum. Yapılan çalışmaların bir kısmı eleştirilebilir, bazıları başka ülkelerle kıyaslanabilir. Bunlardan ziyade bana göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bütün dünyada koronayla mücadeleye liderlik eden ve halkın da çok büyük bir oranın güvenini kazanmış tek isim gibi geliyor bana. Bütün diğer ülkelerin sağlık bakanları arasında onun altını ben çizmek istedim. Bu arada yaptığı açıklamalarda diyor ki kapsamlı seyahat ulaşım kısıtlamaları var. Onları ortaya koydu. Arkadaşlar ekrana getirirseniz sırayla birinci, ikinci diye gideceğim. İlk vakanın ortaya çıkmasından hemen 2 gün sonra kamuya açık toplu etkinliklerin kısıtlanmasından ifade etti. 12 Mart'ta yani ilk vakanın açıklandığından bir gün sonra kıyaslama şu. İtalya 39 gün sonra, İspanya 41 gün sonra, işte Fransa 48 gün sonra. Üçüncü tabloya geçin çocuklar. İlk vakaların ortaya çıkma tarihlerini belirtiliyor. Hemen ardından okulların ve üniversitelerin tatil edilmesi ilk 12 Mart'tan bir gün sonra yapılıyor. Yani zamanında önlem alındığını ifade ediyor. Elbette ki eleştiriler olacaktır. Elbette ki farklı yaklaşımlar olacaktır. Tevfik Hocam lütfen devam eder misiniz? Sayın Bakan bugün özellikle sosyal izolasyonun altını bir kez daha çizdi. Bu verileri, bu alınan önlemleri açıkladı. Galiba her şeye rağmen pek başarılı olamıyoruz gibi mi geliyor o sosyal izolasyon, o mesafe konusunda? Sizin gözleminiz nedir? Çünkü en büyük mücadele, ya daha doğrusu mücadelede en büyük silah insanların birbirinden uzak olması gibi görünüyor bütün dünyada. Evet, haklısınız. Şunu söyleyelim. Ben bu tedaviyle ilgili elde edilen başarının ya da işte bu ölüm sayılarının oranlarının az olmasının bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ama bu başarı tedavi aşamasında elde edilen bir başarı sınırlı değil. Bulaşmayı önleyemezsek hiçbir şey, hiçbir güç bizi bu kaosa itilmekten koruyamaz. Yani şu an itibariyle olaylar kontrol altında ve dediğim gibi durum iyi gidiyor ama eğer sosyal izolasyonu yapamazsak, evde kalmazsak, kısıtlamalara uymazsak, insan hareketliliğini mutlaka önlememiz lazım, önleyemezsek çok kısa bir süre içerisinde biz de yangın yerine dönebiliriz.
Yani şu andaki bu elde ettiğimiz olumlu, 3 günlük bir olumlu yansıma bizi rehavete atmasın. Ama burada en güçlü silah, çok etkili olan sadece virüsün yayılmasını önlemektir. Bu virüsün tedavisinde %100 etkili bir tedavi yöntemi yok zaten. Ve tedavi olanaklarınız sınırlıdır. Vaka sayılarınız artarsa ne kadar tedavi ederseniz edin bir süre sonra yönetemez hale gelirsiniz. Onun için burada en etkili yöntem virüsün bulaşmasını engellemektir ve bu çok kolaydır. Bunu herkes yapabilir. 7'den 70'e herkes bunu becerebilir. Hiç de zor değildir ama son derece etkilidir. Ve tek yapmanız gereken şey evden çıkmamak, eve kimseyi almamaktır. Eğer evden çıkmazsanız ve eve kimseyi almazsanız bu virüs size pencereden, bacadan filan girmez. Ve %100 korunursunuz. %100 etkilidir. Ama evden çıkmak zorundaysanız, işiniz varsa veya ihtiyaçlarınız varsa lütfen maske takınız ve 1-2 metre sosyal mesafeyi mutlaka koruyunuz. Maske taktım diye rahat olmayınız. Maske takmak evden çıkmanız için sizi rehavete sürüklemesin. En güvenli yöntem evde kalmaktır. Ama zorunluysanız maske takın ve maske taksanız bile 1-2 metre mesafeyi mutlaka ve mutlaka koruyun. Ve ellerinizi sık sık yıkayın, oraya buraya dokundurmayın, elinizi ağzınıza, burnunuza, gözünüze sürmeyin. Bu üç tedbiri yaparsak, evden çıkmazsak, sosyal mesafeyi korursak, maske kullanırsak ve ellerimizin hijyenine dikkat edersek bu salgını durdurabiliriz. Ve bu söylediğim bu dört şeyi de herkes yapabilir. Çoluk çocuk, yaş ihtiyar, herkes yapabilir. Çok kolay ama çok etkili. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tayfun Hoca'ya geçeyim. Sayın Hocam, direkt bu ilaç çalışmaları üzerine gidelim izninizle. Çünkü ivermektin diye bir ilaçtan söz edildi ve dendi ki bu iki günde bu meseleyi hallediyor. Fakat biliyoruz ki detayı farklı ve biliyoruz ki bu laboratuvar ortamında bir çalışma. Neler söyleyeceksiniz? Çok sayıda soru geliyor. Çünkü insanlar pozitif bir haber geldiği zaman, olumlu bir haber geldiği zaman hemen bunu alıyor ve umutlanmak istiyor. Ben de öyle. Yeni bir şeyler, güzel bir şeyler duymak istiyorum. Bu ilaç o kadar güzel mi? Ya da sorunu çözecek ilaç mıdır? Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim Erdoğan Bey. Sadece siz değil, ben de duymak istiyorum. Yani biz de evde kısıtlıyız. Herkes bir an önce bu işin çözülmesini ve bir an önce bitmesini istiyor. Tabii ekonomi de bunu bekliyor, herkes bunu bekliyor. Şimdi birçok spekülatif haber yapılıyor biliyorsunuz. Böyle durumlarda insanların kulağı hep kapıdadır, hep bir haberdedir, iyi bir haber bekler ve insanlar duymak istediği şey söylendiğinde kolaylıkla da çok fazla irdelemeden bunu kabullenme yoluna giderler. Şimdi sahada çalışmalar var. Bu çalışmalar çok ciddi çalışmalar. Bunu her seferinde tekrar ediyoruz zaten, hem katıldığımız programlarda, hem kendi sosyal medya hesaplarımızda, hem yaptığımız bilimsel makalelerde, yayınlarda. Ki şöyle bir şey bir ifade edeyim burada yeri gelmişken, o kadar hızlı bilimsel çalışmalar devam ediyor ki şu anda aşağı yukarı bu 40 binin üzerinde koronavirüsle ilgili böyle 3-4 ay gibi kısa bir süre içinde 40 binin üzerinde bilimsel makale, rapor, olgu bildirimi vesaire yayınlandı. Ve bu çok yol gösterici oluyor bu çalışmalar. Ancak bunları tabii ki alanında uzman bilim insanlarının okuması, yorumlaması ve buradan elde ettiği verileri paylaşması gerekiyor. Burada bir takım verileri paylaşırken ve medyayla paylaşırken özellikle halkın ilaç okur yazarlığını, sağlık okur yazarlığını dikkate almamız gerekiyor. Bu şu demek anlamına gelmiyor. Yani halk işte cahildir demek istemiyorum ama bir mühendislik alanında bir şey paylaşılırken ben mühendislik konusuna uzağım. Mesela onun cahiliyim, yanlış anlayabilirim. Bunlar teknik konular. Bu teknik konulara halkın anlayabileceği biçimde izah etmek gerekiyor. İvermektin özelinde şunu söyleyebilirim. Avustralya'da çalışma yapıldı. Heyecan verici bir çalışmaydı. Süratle yayınlandı. İyi de bir dergide yayınlandı. Ve bu gösterdi ki dışarıdan verdiğimiz ivermektin ilacı laboratuvar ortamında, bir ortamda vücut dışında bulunan bu koronavirüsü, başımızın belası olan koronavirüsü büyük ölçüde öldürdü. Çok etkili bulundu. Şimdi tamam, bu güzel bir gözlem, bu bilimsel anlamda bir şey ifade ediyor ve bir yol açıyor. Nasıl bir yol açıyor? Bu ilaç insanda da denenebilir. Yani burada bir etki gördüğümüze göre insanda da denenebilir.
Ancak medyada yer alan haberler doğrudan insana denenmesine izin verildi şeklinde çıktı. Bunun geri planına baktığımızda sadece hücre kültürüyle veya laboratuvar ortamında, biz in vitro deriz buna bizim lisanda, in vitro çalışmalar bir in vivo, yani yaşayan canlı bir organizmada denenmeden doğrudan insanlara verilemez. In vivo ara, yani canlı yaşayan organizmada çok defa deney hayvanlarıyla yapılan çalışmadır. Burada işin aciliyetine binaen bu aralıkları kısaltabilirsiniz. Deney hayvanlarında çok uzun süreli çalışma sonuçları beklemeyebilirsiniz ama en azından bu ilacın insandaki dozunu tespit etmemiz lazım. Şimdi siz laboratuvardaki kullandığınız dozu insana verdiğinizde insanın kendi vücut dinamikleri buna nasıl cevap verecek? Ayrıca insanda bir toksik etkisi var mı veya o doz, bir takım bizim önemli organlarımız var biliyorsunuz. Nedir bunlar? Karaciğer, böbrekler, akciğerler, beyin, bunlar çok önemli organlardır. Biz ilaç araştırmalarında, ilaç geliştirme çalışmaları sırasında deney hayvanlarında laboratuvarda elde ettiğimiz öncül bulguları o dozlarda deney hayvanlarına verip takip ederiz. Özellikle bu kritik organlarda bir birikme yapıyor mu? Bu organlarda herhangi bir zararlı, zehirli etkisi var mı? Bunlara bakarız. Eğer buralarda bir böyle etkisi varsa ya dozunu azaltırız ya da herhangi bir etki görmezsek dozu da çoğaltabileceğimizi düşünerek bu hayvanlarda insana verebileceğimiz dozu öngörürüz. Bunun ardından da işte insanlarla olan denemeler başlar. Burada konunun aciliyetine binaen az önce de söylediğim gibi bazı basamaklar hızlı geçebilir, bazı basamaklarda çok fazla denek sayısı aranmayabilir ama bunun bir kuralı, usulü vardır. Bunun hem yasal hem etik uyulması gereken boyutları vardır. Bu boyutlara da uyularak yürümesi lazım. Şimdi ivermektine baktığımız zaman daha laboratuvar sonuçları elimizde. Biz bunu insanlarda bu işi kesin %100 hallediyor şeklinde ifade edemeyiz. Yani hatırlarsanız Çin'de bir ilaç vardı, favipiravir galiba. Bu ilacı getirttirdik mesela, Türkiye'ye geldi ve kullandık. O bu aşamalardan geçmiş. Çin'de de umut verici bazı sonuçları elde edilmiş. Bu gözlemler bilimsel makalelerde paylaşılmış olan bir ilaçtı. Dolayısıyla bunu getirdik ve Sağlık Bakanlığımızın protokolüne dahil ettik ve bildiğim kadarıyla halen hastalarda da kullanılıyor, kullanılabiliyor. Fakat ivermektin için bunu söylememiz çok çok erken. İvermektin'in daha alacağı yol var. Yani bu en son çıkan haberle ilgili söyleyeceklerim bunlar olabilir. Bunun dışında biliyorsunuz plazma konusu var. Müsaade ederseniz kısaca biraz sonra da... biraz sonra gelelim mi Nail Hoca'ya geçelim müsaade ederseniz. Çünkü biraz sonra bir ara vereceğim. O yüzden ilk bölümü sıkıştırarak devam ediyorum. Nail Hocam, dünya geneline baktığımız zaman şu tip haberler de çıktı. Bu konu biraz kontrol altına alınıyormuş ya da ivme düşüyormuş gibi. Hem dünya geneline hem Türkiye'ye baktığınız zaman bu salgının seyrini nasıl görüyorsunuz? Salgın ilk bakışta dört nala gidiyor gibi görünüyor. Hepimizin bildiği gibi. Tabii İtalya ve İspanya hep ön sırada. Sonra Amerika bunların neredeyse önüne geçecek duruma geldi. Yani salgının merkezi Avrupa, Amerika oldu bildiğiniz gibi. Bunun durumda zaman zaman iyi haberler de duyuyoruz. Örneğin kendi ülkemiz için olgu hızlarında yükseklik olmasına rağmen gene dünyada birçok ülkeye göre geride olduğumuz, ölü sayısı bakımından gene oldukça iyi bir sayıda olduğumuzu düşünebiliriz. Bu bakımdan dünyanın biraz önce arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi çeşitli yerlerinden çok iyi haberler gibi gelmeye başlıyorsa da bunlar tam olarak netleşmiyor. Çok da ümit vermiyor. Son Avustralya'nın bulduğu ilaç aynen o şekilde olduğu gibi. Ama ne yazık ki dünyadan olgu sayılarının, total sayının, dünyanın genel sayısının arttığını görmek bizi üzüyor. Buna rağmen hala tartışmalar olmakla beraber havaların ısınmasının en azından moral, psikolojik açıdan çok önemli olabileceğini düşünüyoruz.
Ben şahsen bu inançtayım. Kısmen de olsa bir yavaşlama olacağını düşünüyorum Mayıs-Haziran aylarında. Bu sıcakla mı bağlıyorsunuz bunu? Çünkü dünyanın bazı yerleri sıcak ama orası koronadan kavruluyor. Gerçekten sıcak olanlarda da korona var. Buna rağmen yine de genel anlamda bu konuda ümidini kesmeyen insanlar da var. Çok emin değiliz ama ülkemiz bazında düşünürsek belki bu önlemleri daha rahat almak, kışın rehavetinden kurtulmakla. Ama her şeyden önce unutmayalım ki topyekün savaş her zaman daha başarılı olur. Ülkemizde bir birlik beraberlik daha da pekişmeye başladı. Örneğin maske olayı. Maske olayının bir devletin gücüyle getirdiği yaptırımlarla eşitlik haline gelmesi. Çünkü ortamda maskeliler ve maskesizler gibi iki grup oluyordu sürekli. Şu anda burada bir birlik beraberliği bir açıdan sağlamış olduk. Küçük bir örnek bu. Ve bütün önlemleri hep birlikte aynı amaçla, aynı görüşle alabilirsek başarabileceğimize inanıyorum. Peki hocam, size tekrar geleceğim. Onur Tezel'e, acil servis uzmanı Onur Tezel'e, Geçim Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden. Onur Bey, çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Bir nevi defans hattı mı diyeyim? Çünkü virüslü vaka ilk geldiğinde size geliyor zannediyorum. Yani öyle tahmin ediyorum. Neler oluyor acil servise? Nasıl karşılanıyor? Neler yapılıyor? İlk hangi müdahaleyi yapıyorsunuz? Şimdi acil serviste Sağlık Bakanlığı'nın belirtildiği algoritmadaki şikayetlere göre ilk gelişinde ateş, nefes darlığı, öksürük gibi şikayet olan hastalarımızı daha kapıda karşılayıp eğer bu şikayetleri varsa hiç diğer hastalarla teması etmeyecek şekilde düzenek alıp onlar için ayrılan ayrı bir grip polikliniğimiz var. Buraya yönlendiriyoruz. Burada yine doktor arkadaşlarımız karşılıyorlar. Hastaların şikayetlerini biraz daha derinleştirerek sorguluyorlar. Burada yine işte öksürük, nefes darlığı, ateş, belki şüpheli hasta teması, yurt dışı teması veya işte tanısı konulmuş bir hastayla temas gibi hikayesi olan hastalarımız sürüntü alınmak, belki ileri görüntü yapılmak, belki de kan tahlilleriyle tanının netleştirilmesi için enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımızın koordinatörlüğünde yürüten COVID polikliniğimize yine ayrı bir binaya yönlendiriliyor. Burada hastalarımız tekrar değerlendiriliyor, gerekli tetkikler yapılıyor, yatırılması gerekenler yatırılıyor, evde takip edilmesi gerekenler evde izolasyon formları doldurarak evlerine yönlendiriliyor. Hiçbir müdahale gerekmeyen, şikayetleri COVID ile alakalı olmayan hastalarda gerekli tedavileri alması için veya şikayetlerinin önemsiz olduğunun kendilerine anlatılmasıyla evlerine taburcu edilerek yönlendiriliyorlar. Şunu da söyleyeyim. Diyelim ki bir hasta koronavirüs yani COVID vakası olduğuna ciddi derecede emin ve size doğru yola çıktı. O kişinin belki biri de yanında vardır bilmiyorum. Kendi başına yapabileceği bir takım şeyler var mı? Yani gelene kadar ne yapmalı o? Bir kere gelene kadar kendisinde COVID şüphesi olduğunu düşünüyorsa izolasyon kavramını, başka insanlara bulaştırmama kavramını kendi içinde benimsemesi gerekiyor. Öncelikle kendisinin maske takması, diğer insanlarla temastan kaçınması, mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmaması ve gerçekten öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleri varsa acil servise başvurmasını öneriyoruz. Onun dışında acil servisler veya hastaneler aslında bulaşılık açısından en riskli bölgeler. Gerçekten şikayeti olmayan hastaların acil servislere veya hastanenin diğer polikliniklerine başvurması kendileri açısından risk katsayısını arttırmakta. Dolayısıyla biz gerçekten şikayeti olmayan hastaların hastanelere gelmesini çok istemiyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Sizlerden ve izleyicilerimizden birkaç dakika rica ediyorum. Kısa bir aramız var. Zaten sizlerden de çok sayıda soru geliyor. Soruları göndermeye devam ederseniz ben değerli hocalarımıza da bu soruları aktarmaya çalışacağım. Birkaç dakika sonra tekrar karşınızda olacağız.
Konuklarımızla koronavirüsü ve koronavirüs gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Tevfik Hoca ile devam edeceğim. Hocam, bu ilaç konusunda sizin söyleyecekleriniz nedir? Mesela bir, bu parazit ilacı nedir? Az önce Tayfun Hoca da ifade etti ama bakın, şöyle bir soru geldi. Twitter'dan geliyor soru ve soruyu aynen aktarmak istiyorum. Belli ki konunun uzmanı değil, fakat o çerçeveden de bakmakta belki fayda var. İzleyici diyor ki, ivermektin hayvanların etine ve sütüne geçtiği için yıllardır dolaylı olarak kullanıyoruz zaten. Eğer bir yan etki yapsaydı bundan dolayı ortaya çıkardı. Eğer sonuç alındıysa daha fazla insanımız ölmekten kurtulamaz mı deniyor. Biraz sonra Tayfun Hoca'ya da geleceğim aynı yani soruyla. Neler söyleyeceksiniz? Çok net cevabım var. Buyurun. Hı-hı. Şimdi şöyle diyelim. Ama önce Tevfik Hoca'ya sorarsanız. Tamam, buyurun. Buyurun Tevfik Hoca. Yok. Tayfun Hocam, buyurun, buyurun. Bir karışıklık oldu. Peki Tayfun Hoca devam etsin. Tevfik Hoca'ya ardından geçelim o zaman. Tevfik Hocam, müsaade ederseniz cevap verebilir miyim? Tabii ki. Peki. Peki. Şimdi bakın, bu doğrudur. Kullanılıyor yıllardır. Hayvanlarda kullanılıyor parazit öldürücü olarak. Bunların etinden, sütünden vesairesinden aldığınız ivermektinle ki o kadar çok fazla almazsınız bunu. Bu apayrı bir konudur. Yani bu çok keskin bir uzmanlık alanıdır. Şimdi bana veya Twitter'a bunu yazan kişinin uzmanlık alanı ne? Yani onu da bilmeniz lazım. Hocam aslında. Ben bu soruyu özellikle sordum. Neden? Çünkü bu süreçte bazı ilaçlar geçiyor ve insanlar gidip bunu bulmaya ya da ona yakın bir şeyler bulmaya çalışıyor. O yüzden evet, sizlerin yorumlaması lazım yani, diye düşünüyorum. Yani bakın, şimdi bu çok teknik bir konu, ilaç konusu. Ve böyle zaten kullanıyoruz bunu, hayvanlara da veriliyordu. Çok fazla sayıda insanın hayatı kurtulmaz mı derken, şimdi ben ne dedim konuşurken? Bir takım yasal ve etik kurallar var mı dedim. Ve bu kurallara uyarak gitmemiz gerekiyor bizim. Ha, bu kurallar niye konmuş? Bu uçakların mesela uçuşlarında bir sürü kurallar var değil mi? Bu kurallar bizi çok defa da sıkıntıya sokar. Ne gerek var bu kurallara? Her defasında işte bunlar konuşuluyor, bunlar her defasında hatırlatılıyor. Çünkü bunlar acı tecrübelerin sonucunda elde edilmiş deneyimlerde ortaya çıkan kurallardır. İlaç geliştirmenin de kendi çapında bir takım kuralları vardır. Siz bunu hayvanlarda kullandığınız, parazit öldürücü olarak kullandığınız bir şeyi işte laboratuvar ortamında da böyle yapıyor. Buradan doğrudan doğruya gidip insanlarda çok yoğun bir şekilde kullanabiliriz diyemezsiniz. Bu şekilde bir kullanım varsa ya bu özel izne tabidir, bir etik onay alınması gerekir. Ve böyle durumlarda buna etik onayı verecek olan kurum da çok defa lokal etik komiteler değil, ilgili Sağlık Bakanlığı'dır. Eğer siz mesela şunu sorayım, Avustralya evet, bu konuyu ortaya attı, bunu kullanıyor olabilir mi? Hayır, böyle bir şeye rastlamadık. Yani ben bilmiyorum. Hayır, yani hiçbir yere söylemeden ya da o bilimsel makalelere yazmadan. Hayır efendim, bu etik olmaz. Bakın, bu eğer böyle bir uygulama yapılırsa bu aynı zamanda yasal olarak da suçtur. Bakanlığın haberi olmadan üniversite olsun, bir başka kuruluş olsun, kendi başına bu şekilde insanlara herhangi bir şey yapamaz. Bu doğrudan doğruya insanlar üzerinde tehlikeli bir deney statüsüne kavuşur. Şimdi başka bir yanlış anlaşılma daha çıkıyor. Bakın, bunun da altını çizeyim. Daha önce de çok oldu bunlar. Yok damar içi C vitamini dendi, spekülatif bir şekilde millet gidip C vitamini stoklamaya kalktı. Sıtma ilacı dendi, millet gitti sıtma ilacı stoklamaya çalıştı. Halbuki bu sıtma ilacıyla ilgili Fransa'da yapılan çalışmada birçok eksiklik ve aksaklık içeriyordu. Sanki herkes de koruyucu olabilecekmiş gibi buna yönelen insanlardan Amerika'da ve bazı Avrupa ülkelerinde ölümler oldu. Onları biliyoruz. Bunlar olgu bildirimi olarak yansıdı. Türkiye'de böyle bir olgu bildirimi veya bir yayın ortaya çıkmadı. Ama Türkiye'de de ben biliyorum, yani ritim bozukluğuyla hastaneye başvuran ya da ciddi sıkıntı yaşayan bir takım insanlar oldu. En azından ben bir farmakoloji uzmanıyım.
ben bu ilacı ulaşabilip kendim kullanırdım, ben evde izole olmayı tercih ediyorum. Yani böyle bir riske girmiyorum. Şimdi ivermektinle ilgili de prosedürler bellidir. Bu prosedürler aşılmadan, mesela şu anda biz ivermektini Türkiye'de ben mesela Tevfik Hocam'a yönelteyim böyle bir soruyu. Hatta orada Okan Üniversitesi'nden Nail Hocam var. Gata'dan gene hekim Onur Hocam var. Onlara da yöneltebilirim. Bu arada Onur da benim öğrencim galiba. Yani sesinden ve isminden doğru, öyle hocam. Çıkardım. Ona da bir merhaba diyeyim ben buradan. Çok mutlu oldum Onur'la burada karşı karşıya gelmekten. Onu da belirteyim. Şimdi diyelim ki ben şu soruyu sorayım. Biz bunu aldık şimdi. Avustralya'da böyle bir sonuç var. Bunu Tevfik Hocam mesela klinikte bir bilim kurulu üyesi aynı zamanda. Bu kişinin Twitter'da yazdığı şeye uyarak biz bunu doğrudan verebilir miyiz hastalara? Bakanlığın izni olmadan, herhangi bir etik kurulun, bakanlığın üst etik kurulun onayı olmadan doğrudan doğruya ben veremeyiz diye biliyorum. Ama ben yanlış biliyorsam buradaki diğer hocalarım da beni düzelsinler lütfen. Tevfik Hocam ne dersiniz? Şimdi şöyle anlatalım. Mesela bildiğimiz çamaşır suyu virüsün üzerine dökerseniz virüsü öldürüyor. Şimdi biz gidip çamaşır suyunu ilaç olarak kullanabilir miyiz? Kullanamayız. Ama öldürüyor, %100 öldürüyor. Hem ivermektin gibi değil, yani çoğalmasını engelleme falan değil. Yani yok ediyor, tertemiz yapıyor yani. Hiç virüs bırakmıyor. Ama bakın İngiltere'de bazı kişiler gıdaları çamaşır suyuyla dezenfekte etmeye kalktılar ve zehirlendiler. Acil servislerde çok sayıda gıda ile çamaşır suyu zehirlenmesi vakası geldi ve çok tehlikeli olanlar oldu işlerinden. Onun için böyle her virüsü öldüren maddenin ilaç olması mümkün değildir. Bir maddenin ilaç olması için etkili olması yetmez. Güvenli olması gerekir. Aynı zamanda güvenli olduğunun gösterilmesi gerekir. Bir maddenin insan dışında etkili olması, dış yüzeyde etkili olması, deney ortamında etkili olması o maddenin canlıda da insanda da aynı şekilde etkili olacağı anlamına gelmez. Bunların gösterilmesi gerekir. İvermektin denilen ilaç hayvanlarda bile toksik etkileri olan bir ilaç. Bazı hayvan cinslerinde ciddi toksik etkileri gösterilmiş. Koyunlarda mesela kullanılmıyor. Bazı hayvanlarda kullanılmıyor yan etkileri nedeniyle. Ve insanlarda da hayvanlardan geçtiği için hayvana verildikten sonra hayvanın kesilmesi için arada en az 14 ya da 21 günlük bir dinlenme, arındırma düzeyi, seviyesi bekleniyor. Hemen bugün ilacı verip yarın onu kesip insana yedirmiyorsunuz. Yani bunlar prospektüsünde bile yazıyor. Dolayısıyla bu ilaç böyle güvenli, herkesin alıp yiyebileceği, kullanabileceği bir ilaç değil. İnsanla kullanılan bir ilaç da değil zaten. Tamamen hayvanlar için kullanılan bir ilaç. Ve dediğim gibi hayvanlar üzerinde bile yan etkisi, toksik etkisi ortaya konmuş bir ilaç. İnsanlara da geçtiği için, insanların da bunu tüketmesi için bu hayvana ilacın hayvana verilmesinden sonra bir arındırma devresi gerekiyor. Onun için bu medyada bunların bu şekilde gündeme getirilmesi maalesef çok yanlış oldu. Bazı meslektaşlarımızın da bunu vurgulamadan doğrudan bunun etkili olduğunu, çare bulunduğunu falan söylemeleri maalesef yanlış anlaşılmalara neden olmuştur. Ben şunu söylemek istiyorum. Elbette böyle güçlü, etkili, güvenli bir ilaç varsa zaten devletimiz o ilacı bulur, getirir ve hastalarımıza uygun şekilde kullanır. Ama böyle bir şey olmadan, ruhsatı olmayan, güvenliği olmayan bir şeyi hiç kimsenin kullanmamasını özellikle hani buradan belirtmek istiyorum. Bu henüz bir ilaç değil. İnsanda kullanılacak bir ilaç haline gelmiş değildir. Bu bir umuttur sadece. Güzel bir gelişmedir. Ama evet, bunun standartlara uygun hale getirilmesi lazım. Sizlerden rica ediyorum bir iki dakika daha. Bir kısa bir aramız daha var. Fatih Altaylı biraz programı sarkıtınca burada da reklam akışı alt üst oldu. Birkaç dakika daha rica ediyorum, hemen karşınızda olacağız tekrar. Nail Hoca ile devam edeceğim. Şimdi Nail Hocam, tedavi yöntemleri hakkında neler söyleyeceksiniz? Örneğin bir izleyicimiz soruyor, diyor ki hiperbarik oksijen tedavisi koronavirüse faydası var mıdır? Şimdi
Sorun aslında İtalya'nın, benim de sizler gibi değerli hocalarımızdan öğrendiğim bu konuda şu oldu. İtalya ilk başta hangi tedavi metodunu uygulayacağı konusunda bir takım sıkıntılar yaşadı ve süreci biraz o yüzden kaybetti şeklindeydi. Sizce ya da şimdi uygulanan tedavi metotları nelerdir? Şimdi uygulanan tedavi metotları arasında bizim Sağlık Bakanlığımızın bilim kurulunun tavsiyeleriyle koyduğu şemanın başında plakuenil dediğimiz sıtmanın tedavisinde kullanılan, aynı zamanda romatoid artrit tedavisinde kullanılan bir ilaç. Bunun yanında hangi tam aklımız almasa da gripin, influenza virüsünün ilacı olan oseltamivir ve yine hekim uzman görüşüne bırakılan azitromisin üçlüsünün birmer ilk aşamadaki tedavide kullanılmasını bilim kurulumuz kabul etti. Sağlık Bakanlığı bunu genelgelerle yayınladı ve hastanede bir birlik oldu. Böylece herkes ilk aşamada ne vereceğini biliyor. Bunun yanında ben başka bir cümle söylemek istiyorum. Dünyada biraz önce de tartışmaları gördük. Bu koronavirüse karşı olan ilaçların gerek antiviral olan gerekse antiviral dışı, endikasyon dışı bir takım ilaçların kabul görmesinin yanında dünya neden çekiyor, neden sıkıntı çekiyor? Dünya 2003 SARS ve 2012 MERS olaylarından sebebi olan bu koronavirüsü hafife alıp üzerinde durmadığı için. İnfluenza virüsün bugün ruhsat almış, denenmiş ilaçları var. Hepimiz biliyoruz bunu. Antiviralleri var. Bunun için üzerinde çok çalışılıyor ve oturmuş bazı bir takım tedavi yöntemleri var. Ama koronavirüs için böyle bir antiviral bulunmadan biz bu salgına yakalandık. Bunu öncelikle vurgulamak istiyorum ama dünya bundan dersini aldı. Şimdi mevcut şeylere geldiğimiz zaman, yani bugünkü tedavi yöntemleri, dünyanın her tarafından gelen sesler adeta denize düşen yılana sarılır gibi bir deyimle açıklanabilir. Yani şu ilaç biraz olsun iyi geldiyse bu yoklukta hemen ona sarılalım gibi. İşte plakuenil olsun, diğer bir takım antiviraller, acaba grip için olan oseltamivir bu koronavirüse de etki eder mi gibi düşünceler. Son sizin söylediğiniz gibi işte oksijen, hiperbarik oksijen tedavisinin acaba etkisi var mı gibi bir takım şeyler. Tabii biliyoruz ki virüsü vücut dışında öldüren çok ilaç var ama ilaç olarak bilinen elimizdeki olan ilaçlar sadece deneme yanılma yöntemiyle aceleyle bulunmuş şeyler. Bunların bu plakonil dediğimiz birinci sıradaki ilacın üzerinde ilk aylardan itibaren verildiği için deneyimler oldu. Bu denemeler sonucunda duyabiliyor musunuz Nail Hocam? Ben sizi duyuyorum. Evet. Biz de sizi duyuyoruz. Devam edin lütfen. Tamam. Bu ilaçların arasında bazıları kabul gördü, bazıları hala çok şüpheyle karşılaşılmakla beraber bu tedavileri kullanmaktan başka çaremiz yok. Sağlık Bakanlığımızın önerdiği ilaçlar birinci aşamada bunlardı. İkinci aşamada işte ESTE kullanılan ilaçlar vesaire, endikasyon dışı başka bir amaçla kullanılmakta olan ilacın koronavirüse yönlendirilmesi şeklinde oldu. Bunun da dünyanın çeşitli ülkelerinde olumlu etkileri görüldüğü için bunlar protokolde, tedavi protokolünde yerini aldı. Dolayısıyla ilaçların bugünkü aşamada bu mevcut ilaçlarla yetinmek zorundayız. Örneğin bu birinci derecede olan, birinci sırada olan plakonil dediğimiz bu sıtma malaryal ilacın, antimalaryal ilacın etkisi virüsün dış çeperinde, dış zarının lipid yapısında olmasından kaynaklanan bir zayıflığı var. Bunun için sabunla ve alkolle çok rahatlıkla deforme olup virüsün ölümüne yol açabiliyor. Nitekim bu plakonilin etkisi de virüsün dış tabakasındaki lipid
lipid maddesine karşı o yağsı, yağ yapısındaki bu tabakaya etki etmesi ve bu sayede virüsün hücreye tutunup hücre içine girmesini engellemesi şeklinde açıklanıyor. Bu önemli bir olay aslında. Bu anlatılan mekanizma bilimsel olarak gerçekten tam anlatıldığı gibi ise bize ümit verici olan bir ilaçtır. Diğerleri sadece ben inanamıyorum. Oseltamivir'in influenza virüsün tedavisinde kullanılan oseltamivir'in burada etkili olacağını söylemek güç ama bu protokole de inanarak uyuyoruz. Çünkü her şeyden önce devletin bize sunduğu imkanlarla ve önerilerini uygulamakla görevliyiz. Bilim ikinci planda kalıyor. Bu aşamada aldığımız sonuçları tabii değerlendireceğiz. Bunu zaman gösterecek ne kadar etkili olduğunu. Peki hocam. Ayrıca bu ilaçlarla ilgili olumlu yanıtlar olduğunu illa belli kesimler yazıp duruyor. Bunları da çok göz ardı edemeyiz. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen buyurun. Evet. Değerli hocamın bir katkıda bulunmak istiyorum. Oseltamivir denilen influenza ilacını biz şunun için kullanıyoruz. İlk başta henüz daha kesin tanı almadan vaka başvurduğunda griple karışma ihtimali olduğu için bu hastalarda da hayatta tutmak istediğimiz için her ihtimale karşı oseltamivir aynı zamanda ekleniyor bu tedaviye ama daha sonra eğer test pozitif gelirse ve influenza olmadığı da kanıtlanırsa, influenza A da negatif gelirse o zaman oseltamivir kesiliyor. Zaten protokolde o da belirtilmiş durumda. Dolayısıyla hocamın hani kaygısı haklı, endişesi. Çünkü oseltamivirin bu virüse gerçekten etkisi yok. Çok haklı. Ama oradaki kullanma amacımız influenza ile ayrıca tanısının ilk başta yapılamayacak olması. Her ihtimale karşı bu ilacın hani güvenli bir şekilde hastalarda kullanılabileceğidir. Bunu da ifade etmiş olayım. Ben şimdi elimde bir soru var. İzin verirseniz okuyacağım ama sanıyorum Nail Hoca'nın uzmanlık alanında ama Tevfik Hoca ve diğer hocalarımıza ne diyecek merak ediyorum. Soru biraz uzun ama soru önemli. Soruyu önemli kılan bir başka nokta daha var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi hocamızdan geliyor. İhsan Hoca'dan geliyor. İhsan Taşçı'dan. Bunu okuyacağım. Nail Hocam beni duyuyorsunuz değil mi? Size de göndermiştim evet. Soruyu. Soru aynen şöyle. Diyor ki benim çok değer verdiğim bir isim sevgili Erdoğan. Şöyle devam ediyor sana. Bir aylık süre zarfında koronavirüste yatıp koronavirüste kalkıyoruz. Benim uzmanlık alanım gastrointestinal hastalıkların cerrahi tedavisidir. Her gece televizyonlarda konunun uzmanlığının aktardığı bilgileri can kulağıyla dinliyorum. Virüslerle ilgili bilgileri mikrobiyoloji kitaplarından okuyarak hatırlamaya çalışıyorum. Ayrıca güncel ve geçmişteki birçok makaleyi de okuyarak ilave bilgi sahibi oldum. Salgınla ilgili konuya daha hakim doktor ve bilim insanlarıyla bilgi alışverişi içindeyim. Bu bilim insanlarından bir tanesi de Şükran Hanım'la fikir jimnastiği yaparken bir çelişki dikkatimizi çekti diyor. Ve o çelişkiyi ifade ediyor. Hastalığa sebep olan tespit edilmiş bir virüs fakat tedavide parazit ilaçları daha iyi sonuç veriyor. Soru, altta yatan bir parazit de mi mevcut? Bu soruya dikkat çekmek istiyorum diyor ve şöyle devam ediyor İhsan Hoca. Hastalıktan sorumlu tutulan koronavirüs izole edildi. Genomu saptandı, hastalık tablosu ve özellikle etkilediği organlar saptandı. Akciğer birinci dereceden etkilenen organ, böbrek, kalp. Fizyopatoloji tespit edildi. Tedavi diyor, anlatıyor. Spesifik tedavi edici preparat yok. Bazı antiviral ilaçlar belirli oranda etkili. Paraziter enfeksiyonlarda kullanılan ilaçlar daha etkili. Soru diyor, şöyle devam etmiş. Hastalığa sebep olan ajan sadece koronavirüs değil mi? Başka bir konuya dikkat çekiyor. Hastalık iç organlarda özellikle akciğer, karaciğer, G.I.C. kısaltma böyle ama tabii ki ben bilmiyorum. Daha önce mevcut olan parazitin kendisi veya bir salgısıyla aktive olup şiddetleniyor mu? Hastalığın bazı kişilerde hafif hatta hiçbir belirti vermeden geçmesi bu kişilerde etkileyen parazitin olmaması ile ilgili olabilir mi? Hastalığın vücudu yenmeden önce tatbik edilen paraziter ilaçların başarılı olması bundan dolayı olabilir mi? Paraziter hastalıkları da tedavi etmekte kullanılan ilaçların beraberinde verilen
non-steroidal anti-enflamatuarların ibuprofen tedaviye olumsuz etkilediğiyle ilgili yayınlar mevcuttur diyor. İfademi mazur görün çünkü karşılaştığım kavramlar değil. Hoca enfestasyon demiş, bir çizgi çizmiş. Koronavirüs parazit plazmalarıyla sivrisinek bulaş simbiyotik yaşam potansiyeli de etki. İlgili disiplinlerin bu durumu değerlendirip araştırmasının hastalığın tedavisine varsa farklı ajanların ortaya çıkartılmasına yardımcı olacağını düşünmekteyim diyor. Profesör İhsan Taşçı benim alanım değil diyor ama bu soruyu soruyor. Nail Hocam önce siz yanıtlar mısınız? Bir yanıtınız var mı buna? Tabii memnuniyetle. Bu pek akla yatkın görülmüyor. Şimdi böyle bir şeyi kabul etmek çok zor. Bir kere her şeyden önce bütün dünyada bilinen parazitler, parazitler hastalıklar eskiye kıyasla günümüzde son derece azalmıştır. Tabii ülkeden ülkeye değişmekle beraber kendi ülkemizde bile biz bakteri ve virüs çağını artık geride bırakıp bakteri ve parazit çağını geride bırakıp artık biz virüs çağına yıllar önce girdik. Yani biz de modern dünyanın uğraştığı sorunlarla aynı sorunları taşıyoruz. Yani dünyada virüslerin ne kadar çok yayıldığını bu salgınlar bize gösterdi zaten. Domuz gribinin özür dilerim Meksika'dan çıkıp da dünyaya nasıl yayıldığını hepimiz biliyoruz. Şimdi de koronavirüsün ne kadar kolay yayıldığını biliyoruz. Böyle bir ortamda buna paralel olarak parazitlerin bu kadar geniş çaplı dünyaya yayılmasına imkan yok. Eğer hiç bilmediğimiz, daha bugüne kadar hiç bilinmeyen yepyeni bir parazit çıkarsa belki. Ama bu da hiç akla yatkın görülmüyor. Dolayısıyla bir ortak etkiyle bir parazit hastalığının bir koronavirüsün aynı anda enfeksiyonuyla etkileşim sonucu bu olayı kötüleştirmesi ve parazit ilacıyla iyileşmesinin paraziti üzerine etki ederek meydana gelmesi olayı pek olası gibi görünmüyor. Bunu kesinlikle kabul etmem mümkün olmaz şu aşamada. Anlatabildiğim gibi bu virüsün aşırı derecede yayılması parazitlerle paralel gitmez. Peki. Dolayısıyla evet, parazit devam. İlacının böyle bu paralel olayda paraziti önleyerek virüsü de durdurması söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Tevfik Hocam soruyu bu notu okurken telaffuz hataları da yapmış olabilirim ama size iletebildiysem sizin de ilgi alanınızda mı bu konuda söyleyeceğiniz var mı acaba? Şunu söyleyeyim, biz ona vektör diyoruz. Yani bir virüsün bir canlı tarafından bulaştırılması, taşınması ile ilgili işte vektör olayı vardı. Bu virüsle ilgili herhangi bir vektör tanımlanmamış. Yani bugüne kadar böyle bir taşıyıcıdan bahsedilmemiş. Parazit, antiparazitar ilaçların virüse etki etmesi doğru ama sıtmada kullandığımız ya da işte şimdi ivermektinin ama bu parazit üzerinden olan ikinci bir etki değil. Doğrudan virüse olan etki. Biz bu etkinin mekanizmasını da biliyoruz. Dolayısıyla arada bir parazit olması gerekmiyor. Bu antiparazitar ilaçlar aynı zamanda virüse karşı da virüs üzerine doğrudan etkileri var. Dolayısıyla hani böyle bir parazitin aracı olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Bu sadece bir varsayım ya da bir iddia olarak değerlendirilebilir. Ama bunu kanıtlayacak bir takım hani veriler olursa, hocamın elinde varsa, paylaşırsa tabii ki onu ciddiye alıp araştırmak gerekebilir. Ama sadece bir varsayımdan yola çıkarak hani böyle bir iddia haline getirmek bunu ve bunu bir şeye almak mümkün olmaz. Onun için şu an itibarıyla biliyoruz antiparazitler ilaçlar antiviral etkinlikte gösteriyor. Hocam sizinle Tevfik Hocam devam edelim. Çünkü bugün Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada dedi ki özellikle akciğer hastalarında azalma olduğunu görüyoruz dedi. Evet. Bu ne ifade ediyor sizin için? Sayın Bakan niçin özellikle bunun altını çizdi? Sizin yaklaşımınız nedir? Şimdi COVID hastalığı asıl olarak hani pnömoni dediğimiz bizim halk arasında zatürre diye bilinen ağır bir akciğer hastalığına yol açıyor ve bu zatürre gelişen hastalar daha çok hastaneye yatırılıyor ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar da bu zatürrenin ileri dönemine ilerlemiş hastalar arasından çıkıyor. Ölenler de daha çok zatürreye yakalanan hastalardan oluyor. Dolayısıyla COVID hastası eğer zatürre olmuşsa, zatürreyle beraber gelmişse vakaların arasında zatürre gelişen vakaların oranının
günler içinde giderek azaldığını grafik şeklinde Sayın Bakanımız açıkladı. Bu önemli bir bulgu. Yani Türkiye'de ölüm sayılarının neden daha az olduğunu da bu açıklıyor. Türkiye'de yoğun bakımlarda neden çok fazla hasta kabul edilmediğini veya yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısının neden fazla olmadığını da açıklıyor. Peki neden Türkiye'de zatürre az görünüyor? Oysa dünyada daha çok bu hastalık zatürre şeklinde kendini gösteriyor. Niye Türkiye'de hani zatürreye giden hasta sayıları azaldı son günlerde derseniz, onu da Sayın Bakan aslında yorumunu yaptı kendisi konuşması sırasında. Dedi ki bu aslında bizim tedavi protokolünde bir hafta kadar önce yaptığımız, 10 gün kadar önce yaptığımız değişiklikten kaynaklandı. Çünkü biz antiviral ilaçları erken dönemde hastalarımıza vermeye başladık. Özellikle Çin'den gelen favipiravir adlı virüsün replikasyonunu, çoğalmasını önleyen ilaç erken evrede kullanılırsa, yani daha işin içerisine bağışıklık yanıtları girmeden organizmanın hani kendi kendine zarar verir bir duruma evrilmeden önce başlanırsa daha etkili olduğuna dair yayınlar vardı. Bu yayınları da dikkate alarak bilim kurulu daha erken dönemde tedaviye başlamayı önerdi ve bu öneriye geçildiğinden itibaren de muhtemelen onun etkisiyle bu zatürre gelişen hasta sayılarımızda bir azalma var. Ölüm oranlarımız da buna bağlı olarak daha düşük. Yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımızın da hani sayısı daha düşük. Umarım bu devam eder. Yani doğru zamanda erken tedavinin etkisi olarak değerlendirebiliriz bunu. Yeri gelmişken şunu da sorayım. İzleyiciler de soruyor. Belediyelerin caddeleri, sokakları bir dezenfektanla yıkaması bu virüsle mücadelede bir yer tutuyor mu? Bir anlamı var mı bunun? Hayır, hiçbir anlamı yok. Bu sadece hani belki moral açısından bir fayda sağlar mı bilmiyorum. Bir de genel temizlik açısından belki olabilir ama bu tür dezenfektan denilen kimyasalların böyle çok bolca ortamlara kullanılmasının da sakıncaları var. Çünkü özellikle koa hastaları, astım hastaları, solunum yolu alerjileri, yani alerjik nezle gibi hastalar, göz nezlesi gibi hastalar ya da cilt hastaları bu tür kimyasalların ortamda, havada bulunmasından etkilenebilirler, zarar görebilirler. Onun için bunları böyle ulu orta her yerde bol bol kullanmak iyi değil. Biz şunu diyoruz, her zaman standart temizliğin yapılması lazım. Yüzeylerin silinmesi lazım. Neyle silinecek? Şimdiye kadar neyle siliyorsanız onunla sileceksiniz. Yine sabunla olabilir, normal yüzey temizleyici deterjanlar piyasada kullanılan, evimizde kullandığımız, mutfağı temizlemek için, banyoyu temizlemek için, lavaboları silmek için kullandığımız standart temizleyiciler yeterli. Bunun dışında ekstra böyle köpüklü ya da buharlı solüsyonlar, dezenfektanlar, gaz şeklinde ortama püskürtülen şeyler asla yapılmalı. Hatta bazen görüyorum böyle medyada insanların üstüne püskürtüyorlar. Bu temizlik yapılırken oradan geçen vatandaşlar duruyor. Ondan sonra o şeyi böyle buhar halindeki neyse o dezenfektan onu insanların üstüne böyle veriyorlar filan. Bu olacak iş değil yani. Bu çok sakıncalı. Biz bunları tavsiye etmiyoruz. Evet, saçma sapan espriler zaten internette çok dolaşıyor. Bu tip ben bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen buyurun. Ya bir de şunu gördük. Böyle bir belediye galiba bir tünel yapmıştı. Orada bir şey püskürtüyorlardı ve insanlar geçiyordu içinde. Hani bu paylaşıldı bir yerlerde. Bu son derece zararlı bir şey. Yani bunun da yapılmaması lazım. İl Sağlık Müdürlüğü'nün falan buna izin vermemesi lazım. Sanıyorum çünkü insanlar Türkiye değil oraya, mi orası? Yani tam aklımda. Yani Türkiye miydi değil miydi bilmiyorum ama aklından geçiren de varsa böyle bir şey yapmasın diye bir burada bir not düşeyim dedim. Peki hazır size de sıra gelmişken şu plazma tedavisinden söz edelim, antikor tedavisinden. Bunun bir süresi var mıdır? Hangi aşamadayız? Neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi bu eskiden beri bilinen bir yöntem zaten. Kullanılabilen bir yöntem, güvenli de bir yöntem. Bunun için iyileşen hastalarınız olması gerekiyor. İyileşen hastalardan da bunun bir takım ölçütleri, kriterleri var. Bunu uzmanları gayet iyi biliyorlar. Tabii her hasta da mutlaka verici olamıyor. Belli bir süresi var iyileştikten sonra. Bunun esası şuraya dayanıyor. Hastalığı yenen insanlar kanlarında antikor geliştiriyorlar. Yani bu hastalıkla başa çıkabilecek, bu virüsü yok eden antikorları geliştiriyorlar.
Ve bu antikorlar daha sonra kişi iyileştikten sonra, bunun da belli bir süresi var, o süre içerisinde kan alınıyor. Kandan bu antikorlar izole ediliyor. İzole edilen antikorlar daha sonra hastalara veriliyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli konu, uzun süre muhafaza edilemiyor diyebiliyorum ben bu antikorlar. Ve belli bir süre içinde, gene kısa süre içerisinde hastalara verilmesi gerekiyor. Hastalara verilme önceliğinde de daha erken verildiğinde, hastalığın daha erken aşamalarında çok daha etkili. Ancak geç aşamalarda da çok yüz güldürücü sonuçlar, ağır hastalarda da yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor. Yoğun bakımlardan bununla ilgili hem yurt dışından hem de yurt içinden olumlu geri bildirimler alınıyor. Tabii erken dönemde verebilmeniz için, hem erken döneme hem geç döneme bunu verebilmeniz için de yeteri kadar donör olması, yani yeteri kadar kişi olması, onlardan kan elde edilmesi bol miktarda gerekiyor. Bunun protokolünü de tabii ki Tevfik Hocam daha iyi bilir. Sağlık Bakanlığı bunu da bir protokole bağlayacaktır. Şu anda Türkiye'de bunun üzerinde çalışmalar da yapılıyor. Belli mesafeler de alındı. İyileşen hasta sayısı arttığında bunu da klinikte bir silah olarak kullanabiliriz ve etkili bir silah olarak kullanılabilir, evet. Teşekkür ederim. Onur Bey'e geçmek istiyorum. Onur Bey, acil serviste diğer hastaların geldiği zaman, yani korona harici diğer hastalar geldiği zaman, bunların başvuruları nasıl oluyor? Neler yapıyorsunuz bu hastalar için? Çünkü burada değerli hocalarımız diğer programlarda da hep şunu söyledi. Korona var, kabul. Ama diğer hastalıklarda izne çıkmadı. Elbette başka vakalar da oluyordur. Ve öyle zannediyorum ki zor bir dönem sizin için. Nasıl karşılıyorsunuz? Hangi hamlelerde bulunuyorsunuz? Onları nasıl yönlendiriyorsunuz? Öncelikle Tayfun Hocam'ın belirttiği gibi kendisinden GATA zamanı farmakoloji dersi alma şansı yakalayan öğrencilerinden biriyim. Bugün de aynı konu üstünde kendisiyle konuşabiliyor olmaktan onur duydum. Sonsuz saygılarımı iletiyorum. Acil servis belirttiğiniz gibi işleyişimiz aynı şekilde devam ediyor. Sonuçta koronavirüs pandemisi oldu diye diğer hastalarımızda, gerçek acil vakalarımızda diyeyim ben ona, bir azalma yok. Şimdi acil serviste 4 tip hasta kabul ediyoruz şu an. Birinci hastamız gerçekten acil ihtiyacı olan, işte akut koroner sendromu dediğimiz kalp krizi hastaları, travma hastaları, trafik kazaları, inme geçirmiş hastalarımız gibi hastalar gerçek acil hastalarımız. İkinci olarak pandemi nedeniyle COVID şüphesi nedeniyle ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı gibi korona şüphesiyle gelen hastalar. Üçüncü olarak aslında çok aciliyeti olmayan, başka günlerde, polikliniklerde veya evde bile atlatılabilecek şikayetleri olan ama acil serviste başvuran hastalar. Dördüncü olarak da bu pandemi korkusu sebebiyle ben bu tabloyu gerçekten atlattım mı, atlatıyor muyum, acaba bağışık mıyım diye kontrol yaptırmaya gelen hastalar. İlk iki hasta grubu bizim gerçekten varlık sebebimiz, acillerde bulunma sebebimiz, ama diğer iki hasta grubu bizi acil servislerde yoran hasta grubumuz. Şimdi acil servisimizi biz kendi hastanemizin özelinde mümkün olduğunca diğer hastalara COVID bulaşmasını engellemek için steril tutmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl başarıyoruz? Biraz önce de belirttiğim gibi daha hastalar girerken COVID şüphesi şikayetleri bulunan, öksürük, ateş, nefes darlığı olan hastaları diğer hastalarla hiç temas etmeyecek şekilde grip polikliniği dediğimiz yere alıyoruz. Bu grip polikliniğinde görev yapan arkadaşlarımız hastanemizin enfeksiyon kliniklerinde çalışan doktor arkadaşlarla korele bir şekilde hastaların şikayetlerini tekrar değerlendiriyorlar. Eğer şüpheli bir tablo varsa bunu COVID polikliniği dediğimiz yine ayrı bir binada, ayrı bir şekilde enfeksiyon hastalıklarının yine uzmanlarının kontrolünde hekim arkadaşımızın değerlendirdiği ayrı bir binada değerlendiriyoruz. Ve kliniklerimiz de bu şekilde ayrıldı. Yatış yaptığımız hastalar da iki ayrı binamız mevcut. Biri ana binamız, steril kabul ettiğimiz bina. İkincisi de COVID hastaları için ayırdığımız COVID binası dediğimiz klinikler. Tabii ki acil servise başvurular sadece ayaktan olmuyor. Bazen de tabii ki 112 ile ambulansla gelen hastalarımız oluyor. Ambulansla gelen hastalarımızın durumuna göre yine bir karar vermek zorunda kalıyoruz. Eğer hastalarımız stabil dediğimiz,
İşte tansiyonu normalse, nabzı normalse, işte solunum sıkıntısı çok fazla değilse, o normal bir tablosu yoksa bunu da ayaktan gelmiş hasta gibi değerlendirip diğer prosedürleri uyguluyoruz. Ama hastamızın durumu kötüyse, solunum sıkıntısı varsa, saturasyon düşükse, tansiyon düşükse, acil müdahale gerekecek tablosu varsa yine acil servisimizin içinde diğer hastalarımızı izole olarak tuttuğumuz ve acil müdahale yaptığımız odalarımız bulunmakta. Bu hastalarımızı hızlı bir şekilde oraya alıp işte izolasyonu sağlayıp bu hastaları müdahale edecek arkadaşlarımıza gerekli ekipmanları verip bu hastaların müdahalesini sağlamaya çalışıyoruz. Onur Bey, yeri gelmişken sorayım. Hamile hastaların acille bir münasebeti olması söz konusu olursa bunun için de az önce saydığınız sıralamada bir yeri var mı bunların? Yoksa ona göre, çünkü anne adayı olunca bir de bu virütik ortamda herkes çok tereddütlü yaklaşıyordur öyle zannediyorum. Şimdi yani hamile olan hastaların COVID'e yakalanma şanssızlığı diğer hastalarımızdan farklı değil. Yapılan yayınlarda da hani hamile hastaların bebeklerine bulaş riskini gösteren çok somut yayınlar yok. Şu an hani bebekler anne karnında çok risk altında gözükmüyorlar ama tabii ki eldeki veriler sınırlı. Bunlarla ilgili çok detaylı yayınımız yok. Şimdi acil servisimizin özelinde kadın doğum polikliniği hizmeti 24 saat veriliyor acil müdahale gereken tablolar için, kadın doğumla ilgili şikayetler için. Burada kadın doğum doktoru arkadaşlarımız da bulunmakta. Biz bu hastaların izole COVID'le alakalı bir tablosu olmadığını düşündüğümüz hastalar için kadın doğum uzmanlarımıza da danışıyoruz. Ama hastanın geliş şikayeti COVID'le alakalı bir tabloysa onları da diğer COVID hastaları gibi değerlendirip öncelikle enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları gibi kliniklerin değerlendirmesi sonucu yatış veya taburculuk veya tedavi kararını veriyoruz. Peki Nail Hoca'ya geçeyim. Hocam, izleyicilerden bir soru geliyor. Soru bana da ilginç geldiği için size de aktarayım. Bir izleyici diyor ki Twitter üzerinden, abim doktor, maalesef koronavirüse yakalandı. 14 gün sonra da bütün semptomlar kayboldu, herhalde bir tedavi süreci yaşadı. Fakat test pozitif çıktı diyor. Ben de şöyle sormak istiyorum. 14 gün karantinada kaldıktan sonra biri ardından bir test yapılırsa bunun pozitif çıkma olasılığı nedir? Yani hastalığı geçirdikten sonraki 14 gün. Evet, evet. Bunu Çinliler son olarak bu konuya da dikkat çektiler. Ne yazık ki yani hastalığı geçirmiş bir insan, oh ne güzel bitti, artık bunun ne kendine zararı var ne de dışarıda başkalarına gibi bir düşünceyle rahat edebilirdik. Ama bizi çok rahat etmemizi engellediler. 2 hafta kadar gerçekten de virüsün sessizce vücutta kaldığını gösterdiler. Gelen yayınlar böyle gösteriyor. Yani şu anda ayrıntısını tam bilmiyorum ama ilk aşamada yayınlar böyle gösteriyor. Yani 14 gün beklediği zaman pozitif sonucu almış bir hasta 15. günde bunun geçtiğini tam olarak varsayamıyor muyuz? Evet, yani hastalığı atlattıktan sonraki 14 günden sonra güvenli bir dönem geliyor. Geliyor. Ama hemen hastalık bittikten sonra, yani tamamıyla bütün belirtiler kaybolduktan sonra, vücutta hiçbir patolojik durum kalmadıktan sonra hemen her şey bitmiş olmuyor. Virüs bir süre daha vücutta kalıyor. Bugünkü son gelen bilgiler bunu gösteriyor. Peki, teşekkürler. Tevfik Hocam, aynı soruyla size gelsem, ki çok fazla vaka görüyorsunuz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tahminci ve bilim kurulunda da konuşulmuştur diye tahmin ediyorum. Soruyu bir kez daha altını çizerek ifade edeyim, çünkü o durumda olan çok kişi var zaten. Pozitif tanısı kondu. 14 gün karantinada kaldı, ilaç aldı ya da bütün semptomlar kayboldu. 15. günü hastaneye gidip bir test daha yaptığında bu pozitif çıkma olasılığı var mıdır? Nadir olarak var ama şimdi şunu söyleyelim. Bu hastadan hastaya değişir. Yani mesela bu virüsün normalde iyileşme süresi hafif hastalarda 7 ila 14 gün arasında değişiyor genellikle. Yani şikayetlerin başlamasından itibaren kastediyorum. İlk semptomların ortaya çıkışından itibaren bir hafta ya da 2 hafta içinde en geç hafif hastaların, yani %80'den fazla hasta iyileşiyor. Ama
daha ağır olan hastaların iyileşme süreci 4-6 haftaya kadar uzayabiliyor. Yani 1 ay, 1,5 ayı bulabiliyor. Dolayısıyla bu biraz daha hastanın hani virüs yüküyle ilişkili. Virüs yoğunluğu ne kadar fazlaysa ve hastanın bağışıklık sistemi ne kadar bunu virüsle alt edemeyecek şekilde bundan etkilenmişse süreç o kadar uzayabiliyor ve virüs pozitifliği de uzuyor. Semptomlar geçtikten sonra da bir miktar virüs pozitif olarak kalabilir. Yani semptomların geçmiş olması, hastanın iyileşmiş olması, hatta evine taburcu edilmesi bu hastanın bulaştırıcı olmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla eve gönderildikten sonra da yine izolasyona devam edilmesi gerekiyor. Bu izolasyon süresi genelde eve çıktıktan sonra 14 gündür. Ama bazı durumlarda daha kısa, bazı durumlarda daha uzun olabilir. Hasta yakından izliyorsanız daha uzun olabilir. Ama evet. genel olarak bakıldığında hastaların çoğunda, özellikle hafif hastalarda 7-14 günlük süre virüsün negatif olması ve hastalığın iyileşmesi açısından yeterli oluyor. Hocam şimdi çok samimi bir arkadaşım var. Ona test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı. Hiçbir bulgu yok. Evde ben evet. de her gün arıyorum. Bugün ateşim var mı çıktı mı falan diye soruyorum. Hiçbir şey yok. Muhtemelen böyle de devam edecek birçoğunda olduğu gibi. 14 günü bitirdikten sonra bu arkadaş tamam ben artık işe gideyim. Ya da işte dışarı çıkayım neyse artık kurallar çerçevesinde hareket edebilecek mi? Yoksa o 14 gün üstüne artı bir 14 gün daha mı beklemesi gerekir? Çünkü sizin söylediklerinizden biraz kafam karıştı açıkçası. Şimdi bu sizin dediğiniz arkadaşınız asemptomatiği oluşturuyor. Benim söylediğim hasta olanlar içindi. Bu hastane tedavisinin bir... ardından 14 gün diyorsunuz siz. Evet. Yani şimdi bu sizin söylediğiniz farklı bir durum. Bu muhtemelen virüsü aldı, enfekte oldu ama hasta olmadı, hiçbir semptomu yok. Bundan sonra da muhtemelen hiç hasta olmayacak ve virüse karşı bir bağışıklık geliştirecek muhtemelen ve hiç hasta olmadan bu süreci atlatacak. Ama burada önemli olan şu, bu kişi bu virüsü ne kadar süre bulaştırıcı kalır? Asemptomatikler için maalesef iyi bilgimiz yok. Çünkü biz bunların çoğuna tanı koyamıyoruz. Ne kadar asemptomatik var onu da bilemiyoruz. Asemptomatiklerin bulaştırıcılığıyla ilgili de çok bilgimiz yok. Hastalık başlamadan 1-2 gün önce bulaştırıcılığın başladığını biliyoruz. Ama hiç hasta olmayan bir asemptomatiğin ne kadar bulaştırıcı olduğu konusunda veriler kuşkulu. Hasta olanlara göre daha az bulaştırıcı olduğu söyleniyor ama asemptomatiklerin sayısının fazla olmasından dolayı aslında toplumda yayılmada asemptomatiklerin hastalardan daha fazla bulaştırıcı olabileceği varsayımları da var. Dolayısıyla bu asemptomatiklerle ilgili bilgiler çok olmadığı için, flu olduğu için resim bu konuda net bir şey söylemek zor. Onun için benim tavsiyem şu olur arkadaşınız için 14 günlük süreyi tamamlamışsa kendisi iyi olsa bile yine bir test yaptırıp negatif olduğunu görmesi ondan sonra topluma çıkmasında fayda var. Hafif bir hasta için ikinci bir testi tavsiye etmeyebilirim. Yani zatürreye dönüşmemiş, ateş ve öksürükle başvurmuş, tanı almış, tedavi verilmiş, evine gitmiş, 14 gün süreyi geçirmiş. Biz bu hastaya ikinci bir kontrol testi yapılmadan bile efendim topluma salabiliyoruz. Topluma derken hani normal yaşantısına diyelim salabiliyoruz. Ama asemptomatikler için maalesef bu kadar net konuşamıyoruz çünkü flu bir tablo var. Herkes bir takım semptomları merak ediyor. Tabii bir izleyici diyor ki sadece kuru öksürüğüm var. Evde kullandığım antibakteriyel fıs deterjandan sonra olmuş da olabilir. Ama ateşim yok diyor. 20 gündür de evdeymiş. Hastaneye gitsin mi gitmesin mi? Soruyu sormamın nedeni şu. Hani yoğunluktan da kaçıyoruz ya özellikle hastaneleri meşgul etmekten. Sadece o kuru öksürük bizi hastaneye götürsün mü götürmesin mi? Hayır gitmesin. Gerçekten şunu söyleyeyim. Bu ara çok böyle soru geliyor. Şimdi kuru öksürük önemli ama tek başına değerli değil. Çünkü bu hastaların hemen %98'inde ateş var. Bugün olmasa bile 2 gün içinde çıkıyor ateş. Onun için eğer genel durumu iyiyse, bir solunum sıkıntısı yoksa, başka bir şikayeti yoksa, sadece kuru bir öksürükse ve aradan 1-2 gün geçtiği halde öksürüğe ateş eklenmiyorsa bu COVID değildir. Hiç gitmesine gerek yok. Alerjiden olabilir, dediği gibi bir kimyasalın
koku veya irite edici bir maddeyle maruziyetten olabilir. Onun için COVID olarak düşünmesin kendisini. Ateş olmadan tek başına kuru öksürük yeterli değil. Peki hocam, teşekkür ederim. Çok soru var, gelecek. Erdoğan Bey, buyurun. Bir şey ilave edebilir miyim? Lütfen, buyurun. Yani destek olarak. Lütfen. Şimdi bu Avrupa'daki ilk yayın hemen hemen bir Almanların yayınıydı. Sağlam bir Çinli dört arkadaşına bulaştırdı. New England Journal of Medicine'da yayınlandı. Ciddi bir dergide yayınlandı. Bu bizi çok endişeye düşürdü. Yani tamamıyla asemptomatik olan bir kişi rahatla bulaştırabiliyor. Son zamanlarda test çoğaldı. Çok testler çoğalmaya başladı, biliyorsunuz. Ve biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Asemptomatik, tamamıyla asemptomatik kişinin ailesinden ve yakınlarından bir kişinin hasta olması ya da ölmesiyle o kişiler sapasağlam test için gelip rica ettiklerinde biz de itiraf etmek zorundayım. Onların bu ağır psikolojik durumuna karşılık test yapıyoruz ve tamamen değil öksürük, hiçbir şeyi yok. Sapasağlam insanlarda test pozitif çıkmaya başladı. Bunu da vurgulamak istedim. Teşekkürler. Peki, yeri gelmişken şu soruyu da size yönelteyim. Sevgili hocam. Evet. Diyor ki, pozitif vaka tespit edilmiş hamile bir vakada nasıl tedavi uygulanıyor? Tedavi sürecinde bazı ilaçların kullanıldığı söyleniyor, fakat anne bebek sağlığı açısından hamilelerde bu mümkün mü? Ya da hamilelerin tek şansı hastalığa yakalanmamak mı? Nail hocam. Evet. Evet, evet. Tek şansı hastalığa yakalanmamak. Hatta demin bu ilaçlar üzerindeki tartışmalar bana şunu getirdi. Biz yıllardan beri hastalıkları önlemek tedaviden çok daha iyidir. Biz hala önlemeye bütün gücümüzle çalışmalıyız. Korunma. Sonra da ilaçlar güven vermiyor. İşte acaba etkili mi değil mi gibisinden. Bunların için birinci derecede korunmalıyız. Hamile için de şiddetle korunmasını tavsiye ediyorum. Henüz bir deneyimimiz olmadı bu konuda. Ve bu korunma sayesinde demin bahsettiğiniz test pozitif çıkabilir bir hamile kadında ama hiçbir semptomu olmayabilir. Umarım öyledir ve o da daha güvenli bir şekilde hamileliğine devam edebilir. O açıdan korunma çok önemli. Peki aynı ilaçlarla mı oluyor tedavi süreci de hamilelerin? Şu anda onunla ilgili bir protokol yok. Eğer olay gerçekleştiğinde eminim birçok ses getirecek ve biz konsültasyonlar vesaire bilimsel olarak tartışmalara açılacağız. Belli şeyler oluşacak. Belki Sağlık Bakanlığı gene devreye girecek. Çünkü protokolde hamile insanlar için böyle bir şey yok ama biz geçmişten tecrübelerimiz var. Eğer zorunluysa hamilelere bile verilmeyecek ilaç yoktur. Ama yeter ki zorunlu olsun. Peki Tayfun Hocam, her bilimsel bilgi bilimsel midir? Sorum da bir kakofoni olabilir ama sormak istediğim esas şu. Birçok yayın çıkıyor. Birçok bilim adamı ya da bilim insanı ya da doktor, tıp insanı bir takım şeyler anlatıyor. Ve bunların da bir bilimsel verisi var. Tabanı evet. Var ya da söyleyeyim. Sorumu doğru mu sordum bilmiyorum ama bu tip bilimsel şeylerin her birine bu çok bilimsel, dolayısıyla bu kullanılabilir diye mi bakmak gerekiyor? Sizlerin... Ben de bu soruya cevap vermek isterim yalnız. Peki Tayfun Hoca devam etsin, ardından siz alın. Buyurun Tayfun Hocam. Peki Tevfik Hocam'ın da heyecanını anlıyorum. Aslında ne diyeceğini de tahmin ediyorum. Ben soruyu doğru şimdi, sordum yani değil mi? Ya şimdi sorunuz güzel. Çok güzel bir soru. Her bilimsel bilgi bilimsel midir? Şimdi kimin değerlendirdiğine göre değişir. Nasıl değerlendirdiğinize göre değişir. Şimdi bilimsel bilgi dediğimiz bilgi bilimsel yöntemle, metodolojiyle bilim insanları tarafından uygun şartlarda, uygun şekilde oluşturulur. Bunun koşulları vardır. Bunun çok da tartışılmaya açık bir tarafı da yoktur. Ancak bilimsel bilginin geçerliliğini sağlayan en önemli etken etik kurallardır. Bakın bunun altını çiziyorum. Eğer bu bilgi üretilirken etikten taviz verilmişse, etik kurallar ihlal edilmişse, ki bu büyük ya da küçüğü de olmaz bu ihlallerin, ufak veya büyük neyse bir ihlal yapılmışsa burada
sonuç bilimsel olarak kanıtlanmış olsa bile elinizdeki verinin geçerliliği yoktur. Bir kere yasal ve etik zeminde doğru bir şekilde, doğru metodolojiyle üretilmiş olması lazım. Bunu bir kenara koyalım. Bunun ardından bir bilimsel veri veya bilimsel bilgi ortaya konmuş. Şimdi bazı bilimsel bilgiler vardır. Süzüle süzüle gelmiştir. Birçok analizin, birçok verinin bir arada birleştirilmesiyle buradan bir ortak konsensus çıkmıştır. Bu ders kitaplarına kadar girmiştir ve bu artık herkesçe doğru kabul edilir. İşte kanın içinde şekilli elemanlar var, lökositler var, eritrositler var, bunun ortalama bir sayısı var. Bunlar üzerine artık tartışma yapmaya gerek yoktur. Veya su işte 100 derecede kaynıyorsa bunun üzerine bir tartışma yapmaya gerek yoktur. Şu doz öldürücüyse öldürücüdür, bunun üzerine bir tartışma yapmaya gerek yoktur. Şimdi bazı bilimsel bilgiler de belli bir süreç geçirmeye ihtiyaç duyarlar. Az önce ivermektin örneğini verdik. Buna benzer örnekleri de çoğaltabiliriz. Öncül bulgular vardır. İşte laboratuvarda elde edilmiştir. Daha sonra aşama aşama başka veriler gelmiştir. Bazen de çok heyecanlanırsınız. Bir bilimsel bilgiyi, bir bilimsel veriyi ortaya koyarsınız, bu çok doğru diye düşünürsünüz. Ancak bunu şöyle örnekleyeyim, bir ilacı aldınız ve bu ilaç tedavi için oldukça etkili bulundu, izin verildi kendisine ve kullanılmaya başlandı. Ancak ilaç tedaviye çıkıncaya kadar belli bir kesimde kullanılmıştır. Belli bir denek sayısına sahiptir. Atıyorum 1000 kişide denenmiştir. Geniş anlamda ilaç tedaviye çıktıktan sonra bu 10.000 kişiye kadar ulaştığında 10.000'de 1, 10.000'de 2 görülebilecek veya 5.000'de 1 görülebilecek bir yan etki ortaya çıkar. Bu yan etkinin şiddetine göre de ilaç tekrar mesela ortamdan kaldırılabilir, izni kaldırılabilir, iptal edilebilir, askıya alınabilir. Ne demek istiyorum? Bilimsel bilgi deneme, sınama, yanılma ve yanılgıyı ayıklama süreciyle devam eden bir süreçtir. Bizim bilgi havuzumuzun içinde bazı kesinleşmiş bilgilerimiz olduğu kadar bazı bilgilerimiz de zamanla daha iyi bir metot ortaya çıktığında, kullanan kişi sayısı veya popülasyonda bir genişleme olduğunda ya da bazı öngöremediğimiz hataların daha sonradan fark edilmesi sonucu ortadan kaldırılır ve bunun yerine daha doğru olanı konulur. Yani bilim sürekli kendini yenileyen bir süreçtir aynı zamanda. Evet. Bazı bilimsel bilgiler tekniktir ancak uzmanı tarafından yorumlanabilir. Ve bu bilimsel bilgileri sadece tek bir yayın üzerinden veya belli bir takım veriler üzerinden okuyarak değerlendirmek, uzman olmayanların değerlendirmesi de yanlıştır. Son söyleyeceğim bu konuda, özellikle kitabileşmemiş, yani büyük konsensusla herkes tarafından kabul edilmemiş bilimsel bilgilerin sanki kesinmiş gibi halkla paylaşılması veya halka ifade edilmesi de yanlıştır. Bu noktada bilim insanlarının tartışmalarını bilimsel kongrelerde ve kendi aralarında yapmaları gerekir. Bu tartışmaların halkın önünde yapılmaması gerekir. Ve buralardan birçok yanlış anlaşılmalar ortaya çıkmıştır. Bir takım zararlar ortaya çıkmıştır. Ben lafı fazla uzatmadan, Tevfik Hocam da herhalde konuşmak istiyordu. Bu kadar söyleyeyim sorunuzla ilgili. Tevfik Hocam siz ne dersiniz? Şimdi bilimsel bilginin ne kadar güvenilir olduğu konusu aslında bilim felsefesinin, bilgi felsefesinin temel alanıdır. Yani epistemoloji dediğimiz bir bilim var. Aslında bu bilimin temel şeyi bu, alanı bu. Bilimsel bilgiye ne kadar güvenebiliriz sorusudur. Bilimsel bilgi yanlışlanabilir bilgidir. Yani burada iki tane farklı yaklaşım var. Doğrulanan bilgidir ya da yanlışlanan bilgidir şeklinde. Son zamanlarda daha çok kabul gören yanlışlanabilir bilgi olduğudur. Yani bilim gerçeği ifade etmez aslında. Bilim bir gerçeği arama çabasıdır ve eğer siz
elde ettiğiniz verinin gerçeğin kendisi olduğunu düşünüyorsanız daha aramaya ihtiyaç duymazsınız. Bilime ihtiyacınız kalmaz. Bilim gerçeğin olmadığı yerde vardır ve gerçeği arama çabasıdır, bulma arayışıdır. Onun için ben gerçeği buldum kolaycılığına kaçarsanız, yani elinizdeki veriden şüphe duymazsanız bilim yapamazsınız. Bilim adamı kuşkucu olandır, sorgulayandır. Bütün verileri, bilgileri kuşkuyla efendim araştırıp, yeniden yorumlayıp, yeniden ölçümler yapıp, farklı bulgulara, farklı sonuçlara ulaşmak çabasıdır. Bilim budur. Bugün bir hipotez ortaya atarsınız ve onunla ilgili bir çalışma yapıp bir sonuca ulaşırsınız. Bunu yayınlarsınız. Bu bilgidir, bilimdir, bilimsel bilgidir. Ama yarın farklı bir açıdan, farklı bir yöntemle aynı sorunun cevabını başka birisi, başka bir araştırmayla yapar ve farklı sonuçlara ve bulgulara ulaşabilir. O da bilgidir. Dolayısıyla bilimsel bilgi sürekli kendini aşan, kendini yenileyen ve öncekini yanlışlayan ve dolayısıyla onun üzerine ekstra bir şey koyan bir süreç takip eder. O bakımdan bilimsel bilgiyi daima kuşkuyla karşılamak, sorgulamak, daha fazlasını talep etmek, yeterli görmemek, bu konuda artık tamam her şeyi biliyoruz rehavetine kapılmamak bir bilim insanı için olmazsa olmazdır. Ve bilim insanları konuşurken hiçbir zaman bu böyledir, bu kesin bundan başkası yanlıştır şeklinde genel hükümler kurmazlar. Sadece bugün için veriler böyledir, ben böyle olduğunu düşünüyorum, benim ulaştığım kaynaklara göre durum budur. Yarın farklı araştırmalarla farklı çıkabilir gibi ihtiyatlı konuşurlar. Ama bilimsel geleneği olmayan insanlar kesin yargılarla konuşurlar. Bunun ilacı budur, bunun tedavisi budur, bunun dışındakiler yanlıştır diye konuşan biri duyarsanız bilin ki o bilim insanı değil ki. Peki hocam, size hazırladığım sorular var. Antikor tedavisinden hocamız söz etti. Bu tedaviyle ilgili olarak şimdi notlarımda var. Kızılay kan topluyor. Bilmiyorum ki bilim kurulunda konuştunuz mu bunu? Ya diyelim ki Kızılay'a gittim ben, kan verdim. Kızılay'da da her kanın tahlil edilmesi gerekmiyor mu? Ya da kişilere, başvuran kişilere. Çünkü zaman zaman biz ülke olarak kan sıkıntısı çektiğimiz dönemler oluyor ve Kızılay boyuna çağrı yapıyor. Hepimiz de gidiyoruz işte, veriyoruz filan. Fakat bu önemli bir sorun değil mi? Hiç bu perspektifte konuşuldu mu bilim kurulunda? Şimdi normalde Kızılay'ın kan aldığı kişilerde bulaşıcı bir hastalığın olmadığının gösterilmesi zaten rutin yapılan bir işlemdir. Ama plazma tedavisi için kan alındığında hem bu COVID hastalığı açısından bulaştırıcı olmadığının hem de diğer bulaştırıcı hastalıklar açısından risk taşımadığının ortaya konması gerekir. Önce bu kişinin bu hastalığı geçirdiğini, iyileştiğini ve bir bağışıklık geliştirdiğini ortaya koymamız gerekecek. İkincisi, şu anda bu hastalığı taşımadığını, bulaştırıcı olmadığını ortaya koymamız gerekecek. Üçüncüsü, bu hastalığın dışında diğer kanla bulaşabilecek hastalıkları da taşımadığını, bulaştırıcı olmadığını ortaya koymamız gerekecek. Ve tabii bu kişi aynı zamanda da bu hastalığı geçirdikten sonra henüz antikorların kanda yeterli bulunduğu bir dönemi de geçirmemiş olacak. Ve kan verme konusunda da gönüllü olacak. Ve bu kan verenlerin sayısı da yeterli olacak. Sonra biz bu kanları alıp plazma haline getireceğiz. Sonra bu plazmanın alıcısı olan kişinin de bu tedaviyi almaya karşı bir kontraindikasyonu, yani bir riski olmayacak. O zaman onlara bu tedavi uygulayabiliriz. Yani bu tedavinin uygulanmasında oldukça kısıtlayıcı koşullar var. Ama oldukça etkili bir tedavi ve en şu anda en güçlü alternatiflerden bir tanesi. Özellikle hani ağır hastalıklarda süreci aniden etkileyebilecek bir tedavi potansiyeli taşıyor. Türkiye'de de dediğim gibi bu tedaviyi uygulayabilecek çok sayıda merkez var ve şu anda da bu merkezlerin birçoğu bu konuda aktivasyona başladılar. Kızılay bu sürede tabii bir modülatör görevi yapacak çünkü Türkiye'de kanla ilgili her türlü yetki ve sorumluluk Kızılay'dadır. Kızılay'ın hani modülatörlüğünde ruhsatlı merkezler bu tedaviyi hastalarımıza uygulamaya başladılar şu anda. Peki, teşekkür ederim. Tayfun Hocam, sizin ilk uzmanlığınız farmakoloji değil mi? Yani doğru ifade ediyorum. Evet. Şimdi
Eczacılar aslında bu savaşta çok önemli bir yer tutuyor. Bir yandan sürekli muhtemel olası koronavirüs taşıyıcılarıyla karşı karşıyalar. Bunlar için ciddi önlemler alındı. Bir yandan da ciddi sıkıntılar çekiliyor. Bana göre bütün eczacıların ve çalışanlarının rutin kontrolün testinin yapılması lazım. Çünkü çok önemli ve onların da birçok sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Buna ek olarak bugün Sağlık Bakanı'nın açıkladığı asla maske satılmayacak açıklaması var. Fakat eczanelerde de bu satılıyordu ya da bugüne kadar mı satılıyordu diyelim. Neler söyleyeceksiniz eczacıların sorunlarıyla ilgili? Şimdi eczacı arkadaşlardan da evet çok fazla soru geliyor bu konuda. Sizin de söylediğiniz gibi eczacılar da bu savaşın bir parçası ve değerli bir parçası bana göre. Çünkü ilaç tedarik zinciri içerisinde yer alıyorlar ve sadece korona hastalarından da ibaret değil bizim durumumuz şu anda. Başka hastalar da var, kronik hastalar var. Sürekli bunların ilaçlarının temin edilmesi de gerekiyor. Bu arada eczacıların enfekte olma riski de yüksek. Çünkü sürekli onlar da hastayla karşı karşıya geliyorlar. Ve hastanelerde korona servisleri ayrılmış durumda. Gene hekimler, kendilerine hemşireler ve bu servisle ilgili olan kimler varsa onlar kendilerini ciddi şekilde koruyabiliyorlar. Ama işte eczanede bulunan eczacının ilk etapta, ilk dalga geldiğinde burada bir kargaşa ortaya çıktı. Yani nasıl kendilerini koruyacaklarını, nasıl önlemler alacaklarını çok iyi bilemediler ve bununla ilgili sıkıntılar yaşandı. Ve burada hani ben Tevfik Hocam da hazır burada, keşke bilim kurulunda bir de eczacı olsaydı ama illa şart değil, belki alt komisyonlarda eczacı yer alabilir. Yani kendi sorunlarını aktarma bakımından. Çünkü onlar nasıl bir standartla organize edeceklerini, kendilerini çok iyi bilemediler. Sonra bir sağlıkçı olmalarının getirdiği bir takım bilgilerle kendi çaplarında bir takım tedbirler aldılar ve onlar da kendi çaplarında bu işi götürmeye çalışıyorlar. Şimdi bir bu arada bildiğimiz şu, vefat eden eczacılar var ki ilk vefat olayı da İstanbul'da yanılmıyorsam bir eczacıydı. Daha sonra onun kalfası da rahmetli oldu. Gene korona pozitif çıkan eczaneler ve eczacılar var. Ve bir eczanede zaten korona pozitif çıktığında orada hizmet de yürüyemiyor. Eczacıyla yürümesi esas olduğu için eczacı burada izole olmak zorunda kalıyor. Ve bunların sayısı artarsa o zaman ilaç tedariğinde bir takım sıkıntılar da karşımıza çıkabilir. Şimdi eczaneler belki vatandaşımız iyi bilmiyor ama Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak kurumudur, sağlık kurumudur eczaneler. Birinci basamakta değerlendiriliyorlar şu anda kanunlarımıza göre de. Ve önemli bir hizmet ortaya döküyorlar burada, önemli bir hizmet sunuyorlar. Burada eczacılar maalesef şanssız bir durumla da karşılaştılar. Önce biliyorsunuz dezenfektan fiyatlarında bir yükseklik oldu. Daha sonra bu kolonya meselesiyle gündeme geldi. Daha sonra da maske meselesiyle gündeme geldi. Şimdi maske bir tıbbi malzeme olarak kabul edildiği için bunun eczanelerde de satışı olabiliyor. Eczanelerden de tedariki mümkün olabiliyor. Ve eczanelerden tedariki daha da emniyetli oluyor aslında marketlere göre. Çünkü eczane tıbbi niteliklere sahip olmayan bir şeyi almaz. Onun belli kaynakları vardır. Fakat ilginç bir şekilde halkta şöyle bir yaklaşım ortaya çıktı ya da şöyle bir algı ortaya çıktı. Eczacılar çok fahiş fiyatla maske satıyorlar, çok fahiş fiyatla dezenfektan ve kolonya satıyorlar. Dolayısıyla bunlar fırsatçılık yapıyorlar. Şimdi burada bir kere eczacıların kendileri de kabul ediyorlar. İçlerinde bazı çürük elmalar var ama bu hangi meslek grubunda yok ki? Her yerde ortaya çıkabiliyor ve bunları da kendileri zaten bizzat ihbar ediyorlar, bunlarla mücadele ediyorlar. Ancak bunlardan yola çıkarak, birkaç tane kötü örnekten yola çıkarak bütün eczacıların suçlanması, eczacılık mesleğinin külliyen bir töhmet altına girmesi
Hiçbir şekilde bu ne benim kabul edebileceğim bir şey, ne buradaki diğer hocalarımızın kabul edebileceği bir şey, ne de genel anlamda eczacıların kabul edebileceği bir şey. Yani eczacılar da onurlu bir mesleğe sahipler, sağlık hizmetinin önemli bir parçasını oluşturuyorlar. Buradaki gerçek şu, eczanelere maske geliyor. Eskiden 1 liraya satılıyormuş bu maskeler, dinlediğim kadar arkadaşlarımı. Sonra kendim de araştırıp baktım. Bir anda 5 liraya çıkmış bunun fiyatı. Fakat eczacı bunu kendi üretmiyor ki 1 liraya mal edip 5 liraya satmıyor ki. Eczacı bunu bir ara kurumdan alıyor. Ya bir depodan alıyor ya bir üreticiden alıyor. Bu eczanesine koyuyor. Ve geliş fiyatı 4 liraysa bunu en fazla 5 liraya satanlar var. Ve bu arada da Ticaret Bakanlığı'nın müfettişlerinin kestiği bir takım cezalar var. Ve bu cezalar kesilirken bazı arkadaşlar, bazı eczacı arkadaşlar faturayı, giriş faturasını göstermesine rağmen bu cezalar kesildi deyip bunlar ilgili odalar tarafından çeşitli davalar da açılıyor bunlara. İptal davaları da açılıyor ama bu arada ciddi bir itibar yitimi ve ciddi bir yanlış anlaşılma söz konusu oldu. Eczacılar hem birinci basamak sağlık hizmetini sunuyorlar hem de eczacıları biz bir anda bir maskeye, bir dezenfektana indirgedik. Halbuki bu ilaçla ilgili bir meslektir ve halkın ilaç danışmanıdır, halkın ilaç tedarikçisidir. En güvenilir ilaç tedarikçisidir eczacı. Onlar evet, da bu şekilde seslerini duyurmaya çalışıyorlar ve bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye gayret ediyorlar. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatından sonra zaten hiçbir eczane maske satmıyor. Onlar da bekliyorlar yani ama burada bir karmaşa var. Bunu da yetkililerin çözmesi gerekiyor. Eczacı da tabii ki kendisi de para verip oraya koyduğu bir ürünü bedava hani bunu da samimiyetle söylüyorlar. Yani biz gerekirse bedava da veririz diyorlar ama bir şekilde buradaki kargaşanın da ortadan kalkması gerekiyor. Böyle bir durum var şu anda söz konusu olan. Ben özellikle kronik ilaçları almak durumunda olan hastalarımız var. Bu eczanelere ve bu eczacılara ihtiyacımız var. Eczacılık nitelikli ve onurlu bir meslektir. Ve tıp, hemşirelik, eczacılık el ele yürür. Bu savaşta onlar da varlar ve onlar da seslerini duyurmak istiyorlar. Kesinlikle çok iyi niyetliler ve kesinlikle özveriyle çalışıyorlar. Bunu ifade etmek isterim. Peki teşekkür ederim. Nail hocama geçeyim. Hocam geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hayvanat bahçesinde bir kaplana bakıcısı tarafından koronavirüs bulaştırıldığı tespit edildi. Bu hastalığın bundan sonraki süreciyle ilgili olarak dikkate alacağımız bir bulgu mudur? Çünkü beraberinde ev hayvanlarımız var, onlarla ilişkiler var. Bu nasıl devam eder? Zaten koronavirüsün ilk teorik olarak hayvandan bulaştığını biliyoruz. Zaten bu domuz gribi olayında olduğu gibi hayvanlarda yaşayan virüsler insan için çok daha tehlikeli. Koronavirüs de böyle bir virüs. Dolayısıyla tekrar hayvanlara geçebilir. Yani hayvanın cinsi ne olursa olsun yapı olarak hayvanlardan kaynaklandığı bilinen bu virüsün bir kaplan gibi bir hayvana da bir insan tarafından bulaştırılması mümkün. Umarım bu tek ferdi bir olay olarak kalır. Yani bu gerçekten netleşmiş bir durumdur ama çoğalması çok zor. Bu olayın çoğaldırılması çok zor diye düşünüyorum. O zaman besi hayvanlarına geçme olasılığı da mı var yani? Engel olamaz. Tabii ki olabilir. Ya bir kedi düşünün mesela. Yani kaptana da kedi derler ya malum sembolik olarak. Bu mümkün olabilir ama umarım olmaz. Yani burada koşullar, uygun koşullar bir araya gelirse hayvanlar ama ona da ne kadar hastalık yapacağı belki de bilmiyorum cins olarak kedi, köpek çok hafif hastalık yapabilir ya da hiç yapmayabilir ama geçebilir. Ben de şu bilgiden de eksik kusura bakmayın. Kaplanın durumu ne acaba? Eğer öyleyse dediğim çıkacak. Yani gözetim altında de, hala yani başka bir haber gelmedi. Ama hasta mı? Önemli olan bu. Hayvanların çoğu hasta olmuyorlar. Bu koronavirüsteki mesela yarasa olayı gibi. Yarasalar kendileri hasta olmuyorlar. DNA'lı yapılarında bir uygun özellik varmış. Onlar hasta olmuyorlar, taşıyorlar.
kaplan da taşıyıcı durumunda olursa böylece bir tehlike de olmaz. Hocam çok sayıdaki hasta kendi hastalığının kronik hastalıklar arasında olup olmadığını soruyor. Mesela hepatit taşıyıcıları dahil, KOAH hastaları dahil. Bunun için bir sınıflandırma var mı koronayla mücadele ederken? Şu hastalar, evet ciğer hastalıklarını ifade ediliyor ama mesela işte hepatit ve benzeri hastalıklar için ya da bir listeniz var mı? Tabii ki. Şimdi hepatit B bu konuda tehlikesiz. Hepatit B'nin varlığı koronanın direkt etkileşimini sağlamaz. Buradaki temel şey şudur. Altta yatan hastalık dediğimiz bu kalp, akciğer, böbrek vesaire hastalıkları romatizmal gruplar, romatizmal kolajen doku hastalıkları, romatoid artrit başta olmak üzere bu tür hastalıklarda kullanılacak ilaçların immünsüpresif olması çok önemli. Bunların çoğu da immünsüpresif. Dolayısıyla altta yatan bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar immün sistemi baskılıyorsa işte sekonder olarak, dolaylı olarak bunlar koronavirüse karşı çok daha hassas oluyorlar. Çok daha riskli oluyorlar. Ama belki kalp hastalığı bu immün süpresif ilacı kullanmaya gerek olmayan bir hastalık tabii ki. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı yine öyle. Bunda immün süpresifler gerekmeyebilir. Çoğu zaman da gerekmez. Ama bunlar kendi organların zayıf duruma düşmesinden dolayı genel olarak hastalığa karşı savaşta bir dezavantaj oluştururlar. Ama tekrar söylüyorum, diğer grup hastalıklarda immün süpresif, immün baskılayıcı ilaçların rolü vardır. Koronavirüste ya da zatürre ile alakalı görünmeyebilir ama mesela bir kron hastalığı, bağırsakta özellikle bir hastalık ama immün süpresif ilaç almak zorunda olan bir hasta çok büyük risk altındadır. Sınıf böyle düşündür. Yani immün süpresif ilaç alan ya da almayan. Böyle bakmak lazım olaya. Peki, teşekkürler. Onur hocama geçeyim. Acil servislerle ilgili olarak geldi, bize bilgiler veriyor, sağ olsun. Hocam, bugün burada olmanızı özellikle şu yüzden istedim. Yani bir acil servis uzmanının hala bu koşullarda dahi hastanelerde iğrenç olaylarla karşılaşıyoruz. Sizlere, sağlık çalışanlara, doktorlara, hemşirelere şiddet görüyoruz. Hala bu tip vakalar. Bu koşullarda dahi. Sizin az önce söylediklerinizi kısaca özetlersek, eğer bir sıkıntı yoksa hele bu koşullarda gelmeyin diyorsunuz. Tabii anlatmak biraz daha zor oluyor. Belki de zaman alacak. Dolayısıyla bu konuyla ilgili size söz vermek istiyorum. Hasta yakınlarıyla ilgili neler yaşıyorsunuz ve neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle biz şikayeti olmayan insanların acil servise veya hastanenin diğer bölgelere gelmelerini istemiyoruz. Gelen kişilerin de eğer yanlarında biri gelmesi gerekiyorsa gerçekten düşkün hastaların yanında bir refakatçiyle gelmesini istiyoruz. Mümkün olunca biz zaten refakatçileri hastanenin içine, acil servisin içine almamaya çalışıyoruz. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi hastaneler, acil servisler steril ortamlar değil. Hastalığa yakalanma şanssızlığının daha da yüksek olduğu yerler. Mümkün olunca teması azaltmaya çalışıyoruz. İkinci aşamada da insanların tabii ki bu koronavirüs zamanındaki gerginlikleri, stresleri, kaygıları olabilir ama bunların çözüm yeri, bunların çıkarılacak zamanı acil servisler, hekimler veya sağlık çalışanları değildir. Acil servisler, sağlık çalışanları, bütün hastane personeli insanlara, sağlık ihtiyacı duyan insanlara hizmet vermek için oradalar. İşlerini en iyi şekilde yapmak için oradalar. Sonuna kadar çaba içinde oradalar ama bu en ufak karşılaşacakları olumsuz davranışlar, olumsuz örnekler bir anda bütün sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozup etkin hizmet vermesi konusunda aksaklık yaşanmasına sebep olabilir. Dolayısıyla herkes saygı çerçevesinde ihtiyaçlarını karşısındaki kişilere, karşısındaki sağlık çalışanlarına aktararak ne ihtiyacı varsa, ne şikayeti varsa, ne problem varsa onu anlatması gerekir.
sağlıkta şiddeti hani koronavirüs üzerinde değil normalde de hiç olmamasını diliyoruz ama şu dönemde, şu sıkıntılı dönemde asla ve asla olmaması açısından sağlık çalışanlarının motivasyonu bozulmaması açısından çok önemli. Peki kolay gelsin, gerçekten işiniz zor. Hele ki bu dönemde çünkü sizlerin de korunması gerekiyor. Tevfik Hocam, bu hayvanlara bulaşma açısından söyleyecekleriniz var mı? Şimdi bu tek bir vaka olarak, haber olarak yayınlandı ama tabii bilemiyorum ne kadar doğru. Eğer doğruysa tabii çok ürkütücü bu. Çünkü biz bu koronavirüsün ilk olarak bir hayvandan insana geçtiğini biliyoruz ama daha sonraki süreçte sadece insandan insana geçtiğini biliyoruz. Ama şimdi insandan hayvana geçtiğini de varsayarsak, sonra o hayvandan da başka insanlara geçebileceğini düşünürsek, bu sürecin bu şekilde tekrarladığı eğer doğru ise, bilimsel olarak bu ortaya konursa, bu çok ürkütücü olabilir. Çünkü ev hayvanları, sokak hayvanları da bu bulaşmanın içine dahil olursa, eğer olurlarsa, varsalar, o zaman bu salgınla başa çıkmak veya bunu durdurmak gerçekten çok 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 daha fazla zor olabilir. Ama umarım bu doğru değildir veya bu haberle ilgili başka bir kaynak vardır veya izole edilen virüs tam COVID virüsü değildir. Böyle olasılıkları da dikkate almak zorundayız. Onun için bu konuda yorum yapmak için biraz daha güvenilir bir bilgi akışına ihtiyacımız var. Medya üzerinden ben de okudum ama gerçekten ürktüm yani. Eğer doğruysa çok riskli sulara kulaş atmak üzereyiz yani. Bu yüzden yarın bu konunun uzmanı olacak arkadaşlarımla şimdiden araştırıyoruz. Çünkü bizim evdeki hayvanlarımızı sokağa çıktığında eve kendisi taşımasa bile sokaktaki hijyen olmayan ortamdan dolayı bir şey bulaştırması mümkün mü? Ya şimdi eğer hayvanlar insanlardan alıyorsa, hayvanların da kendi işlerinde birbirine bulaştırması mümkünse, insanlardan hayvanlara geçiş mümkünse, hayvanlardan insanlara geçiş mümkünse, ki bunlar hep olasıdır. Eğer böyle bir noktaya evrilirse bu virüs, dediğim gibi o zaman insanları bu virüsten korumak çok çok daha zor olacaktır. Çünkü sokak hayvanlarıyla ev hayvanlarının da teması var. Köpeğiniz var, dışarıya çıkarıyorsunuz, gezdiriyorsunuz. O sırada bir başka kişiden de alabilir veya bir başka hayvandan da alabilir. Ondan da siz alabilirsiniz. Yani böyle bir kontrol edilmesi çok güç bir bulaş zinciri oluşuyor. Ama bu bugün için henüz kanıtlanmış değil. Sadece bir olgu. O bakımdan bir de çok güvenilir bir yerde yayınlanması lazım bunun, bir edit edilmesi lazım. O olmadığı için şimdilik bunu kuşkuyla karşılıyoruz ama endişeyle karşılıyoruz. Ben de yarın haberleri tarayacağım, peşine düşeceğim. Bir bulgu elde edersem, haber açısından tabii, bilimsel yayın değil, size de iletirim. Hocam, bir izleyicimiz ısrarla soruyor. Belli ki korkmuş da, çünkü belli ki kronik bir rahatsızlığı var. Diyor ki, 59 yaşındayım, ağır KOAH hastasıyım, virüs bulaşırsa ölür müyüm? Yani soruyu şöyle devam ettiriyor, kurtulma şansım var mı diyor. Bir KOAH'lı virüsle karşılaştığında kesin hayatını kaybedecek diye bir şey yok herhalde. Yok, hayır, tabii ki. Eğer hasta olursa ona da standart tedavilerimizi uygulayacağız ama KOAH'lı hastaların hastalığı ağır seyredebilir ve ölüm oranlarımız KOAH olmayanlara göre daha yüksektir. O bakımdan korunmaya azami dikkat göstermesini öncelikle tavsiye ederim. Ama eğer bir şekilde bulaş olursa da bu hemen öleceği anlamına gelmez. Çok KOAH'lı hasta tedaviyle iyileşiyor. Bu yani hastalığın ağırlığıyla ilgili, virüsün yüküyle ilişkili, hastanın bağışıklık sistemiyle, alacağı tedaviyle, destekle ilişkili. Onun için hemen her enfekte olan KOAH hastası ölecek diye bir şey yok. Aşı çalışmaları hakkında ne diyorsunuz hocam? Aşı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok yerde, çok farklı merkezlerde, çok farklı yöntemlerle bu virüse karşı aşı geliştirildi aslında aşı. Ama aşının kullanılabilir hale gelmesi için deneyler yapılıyor. Şu an itibarıyla hani etkinliği ve güvenilirliği ve dozajı ile ilgili deneylere ihtiyaç var. Bunlar bir taraftan başladı, insan üzerindeki deneylere kadar geldi aşama aşama.
Şimdi Pittsburgh'da bu, geliştirilen aşı mı bu? Nerede geliştirildi aşı? Bu mesela Amerika'da bir aşı insan deneyine tabi tutuldu, o hale getirildi. Yani insan üzerinde ilk birinci aşama deneyi başlandı. Bununla ilgili haberleri okumuştum ben. Onun dışında da yine bazı daha kısa bazı süreçlerin atlandığı daha kısa sonuç verecek aşı geliştirme çabaları da var. Daha basit aşı yöntemleri kullanılıyor şu anda, deneniyor. Ama tabii çok çabuk bunlar hani sonuçlanacak gibi gözükmüyor. Belki standart olarak yani 1-2 yıl ama belki bu süreçte o kadar uzamayabilir. Tayfun Hocam, bir şey söyleyebilir miyim ben de bundan? Buyurun, lütfen, size soracaktım zaten, buyurun. Önce buna Çin'de de bildiğim kadarıyla insan denemeleri başladı. Asıl önemli olan, şimdi ismini hatırlamıyorum ama bir Türk var galiba başında, Almanya'da bir ciddi aşı geliştirme çabası var ve onlar epeyce yol aldılar. Tevfik Hocam, bir yıl gibi bir süre diyor, ortalamada doğrudur. Ancak ben şu anda durumun aciliyetine binaen bir takım bürokratik aşamaların daha da zorlanarak eğer doğru düzgün bir şey ortaya çıkmışsa hızlıca bir 6 ay sonra aşının gelebileceğine dair benim bir umudum var açıkçası. Ve ben aşı şeyinde incelediğim zaman aşıyla ilgili gelişmeleri bana Alman ekibi sanki biraz daha önde gibi geldi. Peki burada aşı mı ilaç mı? Şu an bir de aşı yoğun... tabii ki. Öyle mi? Neden? Hani şimdi çünkü yoğun bakımda olan hastalar var. Şimdi o ayrı. Biz koruyuculuğu konuşuyoruz. Bu salgının tamamen ortadan kalkmasını konuşuyoruz. Bu ikisi farklı strateji. Şimdi hastalanana tabii ki ilaç uygulayacağız. İlaçla ilgili protokolleri uygulayacağız. Ancak aşı şunun için gerekli. Bu salgını en kestirme yoldan, en çabuk ve en az zararla bitirmemizin yolu aşı. Aynı zamanda aşı ekonomik maliyetleri de düşüren bir şey. Yani ilaçla tedavi, özellikle hastanede yatarak tedavi, maliyeti olan bir şey. Halbuki siz toplumu aşıladığınız zaman bu aşı %60 bile başarılı olsa salgının kırılmasında hem çok önemli bir rol oynayacak hem de yeni vakaların ortaya çıkmasını ve maliyeti azaltacak. Anladım. Ve en etkili yol, yani koruyucu tıp en etkili yoldur. Bu arada bir izleyicimiz göndermiş. Doktor Mehmet Öz'ün, Amerika'daki Doktor Mehmet Öz'ün bir Twitter postunda Mehmet Öz diyor ki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde test edildi. Covid-19 tespit edildi. Bir saniye. 5 kaplan ve bir aslanda tespit edilmiş. Ben yarın tekrar araştıracağım bunu Tevfik Hocam. Özellikle vallahi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi buyurun. Bu haber, bunlar bakın haber. Yani bunlar acaba bir bilimsel rapora yansımış mı? Bunlar çok abartılı ve Mehmet Öz çok takdir ettiğim kalp damar cerrahıdır. Bakın, kalp damar cerrahı olarak kendisini çok takdir ederim ama Mehmet Öz'ün kalp damar cerrahisini bir tarafa bırakıp üstelik de Kolombiya Üniversitesi gibi bir üniversitede kalp damar cerrahisini bir kenara bırakıp asıl yaptığı büyük önemli hekimlik alanını, hastaları şifaya kavuşturduğu bir alanı bırakıp ondan sonra gıda takviyelerine, alternatif tıbba yöneldiğini biliyorum. Şu anda da yanılmıyorsam Presbyterian Hastanesi diye bir hastane var. Onun tamamlayıcı tıp servisinin şefi. Yani bu konularda onun fikir beyan etmesi ve gene bir habere dayalı olarak böyle bir şey ortaya çıkması beni açıkçası şüpheye sevk ediyor. Bu arada bir izleyicimizin uyarısını da paylaşayım. İzleyicimiz diyor ki evcil hayvanlardan, sokak hayvanlarından virüs geçtiği kanıtlanmadı. Doğru. Böyle haberler sonrası terk edilen hayvanlar daha da çoğalıyor. Lütfen biraz hassasiyet. Zira insanlarımız bu konuda çok cahil. Elbette ki hayvanlara
evdeki hayvanlara, sokak hayvanlarına sahip çıkacağız. Sizler de sahip çıkın. Yani Erdoğan Bey, önemli bir şey daha var burada. Buyurun. Şimdi hayvana şiddet de önemli bir konu bizim memlekette, biliyorsunuz. Bu tarz panik yaratacak şeyler bazı hayvanların hatta öldürülmesine bile yol açabilir. Bunlar virüs yayıyor diye. Yani bu tür şeyleri çok kanıta dayalı bir şekilde tartışmamızda fayda var diye düşünüyorum. Çünkü Tevfik Hocam da altını çizdi. Çok ürkütücü dedi. İnsandan hayvana geçmesi. Bir anda biz bir kaplan diyorduk. 5 kaplan bir aslan oldu. Haber kaynağı Mehmet Öz. Yani bu haber kaynağının bir kere resmi makamlar olması ya da ciddi bilimsel yayınlar olması lazım. Açıkçası ben de düşeceğim bu haberin peşine. Yani bakacağım. Evet, Amerikan medyasında çıkıyor. Amerika medyasında ya, çıkıyor. Amerikan medyası bir kere çok sabıkalı bir medyadır. Bakın, bu bakımdan ben size söyleyeyim. Orada çıkan her şeye de çok fazla güvenmemek lazım. Ben burada örneklerini vermeye kalksam, en son başka haberler de çıktı. Ben iz sürüyorum bu çıkan haberlerle ilgili. Daha sonra arkasından bambaşka şeyler çıkıyor, inanın. Peki, teşekkür ediyorum uyarılarınız için. Ben de bunu takip edeceğim gazeteci olarak. Bakacağım oradaki durum ne, ama yarın muhakkak bunun bilgisi elimde olacak, en azından konuşulanlar boyutuyla. Ve burada hem evcil hayvanlar için, hem sokak hayvanlar için, hem vahşi hayvanlar için bir veterinerle konuşacağız, bir bilim insanıyla konuşacağız, bundan da emin olun. Yani bir şey daha söyleyeyim. Neden hayvanat bahçesinde, yani bu kadar evcil hayvan var insanlarla iç içe yaşayan, Çin'de var, işte her ülkede var, birçok ülkede var, hastalığın yoğun olduğu ülkelerde var. Bir sürü evcil hayvan insanla iç içe yaşıyor. Benim bildiğim hayvanat bahçesindeki hayvanlar daha izole. Yani ben düz mantık yürüttüğümde sanki evcil hayvanlardan daha yani bir hayvana geçebiliyorsa, sonuçta kediye de şimdiye kadar böyle bir şeye rastlardık diye düşünüyorum yani, açıkçası. Hayvanat bahçesinden daha izole yerdeki hayvanlardan çıkması da biraz daha enteresan. Geçen sağlık bilimlerinden hocamız konuğumuzdu. Dün Faruk Hoca, bir virolog kendisi, önemli bir virolog. Kedigillerde olma olasılığından söz etti. Aynı zamanda Ateş Hoca da belirtti bunu. Bir incelenmesi gerekiyor hocam. Ya incelensin zaten, ben incelenmesin demiyorum ama... halkı paniğe sevk etmek ya da bir anda bir hayvanlara karşı bir hareket olmaması için çok kesin kanıta, hani bu tür tartışmaları çok kesin kanıtlar üzerinden yapalım diyorum, sadece bu kadar. Anladım, peki, teşekkür ederim. Erdoğan Bey, buyurun. Söyleyeyim ya, bu düz mantıkla gerçekten işte bu son yarasa ve karınca yiyenin hayvanıyla arkasından bu maalesef kötü korona virüs salgını deneyimden hemen o 2003 SARS olayında bir yabani kedi, Minsk gibi, yanlış olmasın hatırladığıma göre, bir yabani kedi. Arabistan'daki bu Ürdün ve Arabistan'daki 2012 olayında da develer ve keçiler tuşlandı, ama bu insana geçtikten sonra olayın insanda devam ettiğini, geriye dönüş olduğuna dair bir ipucu yok. O açıdan biraz rahat olabiliriz. O meslektaşımın dediği gibi, neden hayvanat bahçesi? Evlerde bir sürü kedi köpek dururken bu çok tuhaf bir şey gerçekten. Peki, ama sonuçta hayvanlardan geçtiği kesin. Ama salgın yaptıktan sonra geri dönüş diye bir şey, hayvanlara doğru bir yönelme olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Son dakikalara giriyoruz. Söz sırası size gelmişken lütfen devam edin. Aşı çalışmaları üzerine neler söyleyeceksiniz hocam? Nail Hocam. Arkadaşlarımızın bahsettiği gibi gerçekten Almanya'da, ben de duydum, orada ciddi bir çalışma varmış. Hep böyle spot gibi dünyanın çeşitli yerlerinden bir takım haberler duyuyoruz tabii. İşte Avustralya'dan bir ilaç vesaire gibi. Aşı için ben de aynı şekilde ümitliyim. Yani 6 ay içinde bu neden olmasın, pekala olabilir. Ve demin bahsettikleri gibi şu anda ağır hastaları değil de geleceğimizi düşünerek aşının çok büyük etkisi olacak. Toplumdan bu önemli ölçüde silinecek ve aşı bir kere var olduktan sonra bundan sonraki salgınlarda elimizde en güzel silah olacak. En önemli silah olacak. Peki, çok teşekkür ederim hocam. Onur Bey, son olarak yani size son sorum, sonra bir tur daha atacağım, bitecek. Sizler nasıl önlem alıyorsunuz?
Yani çok yoğun bir virütik ortamda bulunuyorsunuz ya da muhtemel virütik ortamda bulunuyorsunuz. Acil servis doktoru, uzmanı ve acil servisteki diğer görevliler nasıl önlem alıyor? Öncelikle kişisel koruyucu ekipmanlarımızı sağlıyoruz bütün ekibimize. Yani doktor, hemşire, hasta bakım, temizlik personeli, acil servis çalışan, güvenlik, herkesin risk faktörüne göre gerekli koruyucu ekipmanları sağlamaya çalışıyoruz. Aerolizasyon dediğimiz girişimsel bir işlem yapmayacaksak, işte entübasyon dediğimiz solunuk yoluna bir boru yerleştirme işlemi yapmayacaksak, o zaman N95 gibi veya FFP3 gibi maskeler kullanıyoruz. Ama eğer normal sadece hasta muayenesi yapacaksak, kişisel koruyucu cerrahi maskeler, gerekirse gözlükler, üstümüzde tek kullanımlık önlüklerle mesaimizi tamamlıyoruz. Bu kullandığımız tek kullanımlık önlükleri tabii ki belirli periyotlarda değiştiriyoruz. Özellikle maskeler eğer nemlendiyse, işte 2-3 saati geçtiyse maskelerimizi gün içinde tekrar yeniliyoruz. Mümkün olduğunca işte farklı kıyafetler kullanıyoruz. Bu farklı kıyafetlerimizi eve giderken değiştirip eve gittiğimiz kıyafetlerin farklı olmasını sağlıyoruz. Yine aynı şekilde yapılacağı işlemlerin derecesine göre uygulayacağımız ekipmanları yanımızda her zaman hazır bulunduruyoruz. Çünkü acil serviste ne kadar izole etmeye çalışsak da şüpheli hasta her an burnumuzun dibinde olabiliyor. Dolayısıyla ani müdahale, cerrahi müdahale gerekebilecek pozisyonlarda olabiliyor. Dolayısıyla bu işlemlerde kullanılabilecek ileri ekipmanlarında acil servislerimizde bulundurmaya çalışıyoruz. Şu anda genel olarak malzeme konusunda bir sıkıntımız yok. Genel olarak kişisel izolasyon kurallarında uyduğumuz sürece biz sıkıntı yaşamadık. Çok şükür kendi acil servisimizde daha bu hastalığa yakalanan bir personelimiz olmadı. Umarım da bu şekilde devam eder. Peki Nail Hocam, sigara kullanımıyla ilgili olarak çok sık gelen bir soru var ve diğer hocalarıma da sormak istiyorum. Çünkü bir şekilde belki sigarayla mücadelede de korona elimizde elinizde büyük güç olur. Şöyle sorular var. Bir ay ya da iki ay önce sigarayı bıraktım. Dolayısıyla bu bir kazanım mıdır, yoksa ben de şimdi aktif bir sigara içici gibi mi karşılanacağım koronavirüsü karşısında? Kesinlikle bırakılması tabii ki faydalı. Sigaranın olumsuz etkileri herkes tarafından biliniyor. Özellikle solunum sisteminin ne kadar etkilediği, akciğerleri ne kadar etkilediği biliniyor. Bu açıdan sigaranın olumsuz etkisi olduğunu reddetmek mümkün değil. Ama sigaranın böyle bir kısa bir süre bile olsa bırakılması mutlaka olumlu etki yaratacaktır. Sigara bir de bütün KOAH hastalıklarının zeminini hazırlar, temelini hazırlar. Dolayısıyla sigara içenlerin akciğerindeki bu KOAH hastalığı da yine bu söz konusu koronavirüs enfeksiyonunda olumsuz tablolardan birisidir. Bu açıdan o hastamız için iyi yapmış demekten öte bir şey yok. Bundan sonra da dönmemek şartıyla tabii. Teşekkür ederim. Tayfun Hocam, bir de galiba C vitamini kullanımı konusu büyük problem ve tartışma. Şimdi benim okuduklarıma göre işte damar yoluyla korona hastalarına şu kadar C vitamini verin gibi bir takım öneriler oldu. Bu nedir? Şimdi evet, bunlar da spekülatif bilgiler. Bir kısım medyada yer aldı. Çok yaygın olmadı ama bu kadarı bile yetti. Ama bir kısım medyaya da bir kısım tıp insanı söylüyor. Doğru efendim, maalesef. Şimdi maalesef akademisyenlerin ağzından çıktığı zaman bu tarz ifadeler çok da değer görüyor tabii. Hele bu akademisyen ünlü birisi ise ve çok toplumun geniş kesimleri tarafından tanınmış birisi ise, o zaman onun söylediği söz çok büyük bir etki yaratıyor. Ve bunun sonucunda da gene aynen bu sıtma ilacında olduğu gibi insanlar eczanelere koştular ve C vitamini ampulleri bu sefer almaya çalıştılar. Buradan da gene bakanlık duruma el koydu. C vitamini ampulleri kontrollü reçeteye tabi oldu. Yani çünkü C vitamini ampulleri bize lazım. Çok önemli, özellikle bazı kanser kemoterapilerinde hekimlerimiz bunu tedavi destekleyici olarak kullanıyorlar, hastaların direncini artırmak için. Şimdi C vitamininin eksikliği
bir kere doğru bilgiyi verelim önce. C vitamininin eksikliği ciddi tıbbi sorunlara yol açar insanlarda. Yani en sık görüleni de diş etlerinde görülen şiddetli skorbut dediğimiz bir olaydır. Bunun dışında başka sıkıntılar da vardır. Ve o yüzden eksik olan C vitamininin bir kere tamamlanması lazım. Bu tıbbi bir durumdur. Zaten hekim kontrolünde ihtiyaç duyulan C vitamini miktarı hastada takviye edilir uygun bir tedavi protokolüyle. Şimdi bir de bu soğuk algınlığından korunmak veya işte kış mevsiminde ya da stresli koşullarda ya da ağır koşullarda C vitamini almanın bir takım enfeksiyonlardan koruyucu özelliği olduğu eskiden beri bilinir. Ancak buradaki etkisi de öyle çok yüksek bir şey değildir. Yüksek bir etkiye sahip değildir. Fakat zorlu koşullarda kullanılması gerekir. Şimdi damar içinden verilen yüksek dozda C vitamini tedavi protokolünün bir kenarında da bulunuyor. Hekim takdirine bağlı olarak. Zaten sepsise girmiş hastalarda özellikle bu pnömoniye çevirmiş, dizartriye çevirmiş arkasından da sepsis tablosu gelişen insanlarda C vitamininin akciğerleri rahatlatacağı, damar içinden verilen yüksek dozda C vitamininin bazı faydalı etkileri olacağı gösterilmiş veya çalışılıyor bu konuda. Şimdi olumlu sonuçlar var veya etkisiz olduğu durumlar var. Ancak ağır vakalarda tedaviye ekleniyor veya hastalığın seyrine göre hekimin takdiriyle gene hastaneye yatan hastalarda kullanılabiliyor. Ancak damar içine verilen C vitamininin koruyucu etkisi, viral enfeksiyonlardan ciddi şekilde koruyucu etkisi, hele hele de koronaya karşı koruyucu etkisini ortaya koyan herhangi bir çalışma yok, herhangi bir kanıt yok. Ancak ben aynen bu şeydeki kaplan konusunu konuştuk ya, buna benzer bir haber yapıldı. Kesinlikle Çin'de bu kullanılıyor, Amerika'da bu kullanılıyor, çeşitli merkezlerde kullanılıyor. Vakit geçirmeden Türkiye'de özellikle sağlık personeline verilsin dedi bir akademisyen. Ve bunun üzerine de işte tartışmalar başladı. Ben orada verilen, yani kaynak diye söylenen yerlere doğru düzgün bir kaynak verilmemişti burada. Yani şu makalede şurada diye vermiyordu. Çin'i adresliyordu. Çin'de belli bir hastaneye adresliyordu ya da Amerika'da belli bir yeri adresliyordu. Orada da Newsweek dergisi vardır, meşhur Amerika'nın, biliyorsunuz. O dergide yayınlanmış bir mülakata rastladım. Ve bütün bunları değerlendirdim. Bakın, ortaya çıkan tablo şuydu. Çin'de faz 2 aşamaya kadar bir faz 2 çalışma başlatılmış damar yolundan, ama bu hekimlere değil bakın. Bu doğrudan doğruya klinikte yatan ağır hastalara yönelik olarak başlatılmış. Burada bu çalışmayı yapan, yürüten hekim başka bir hekime bazı olumlu sonuçlar görüyoruz, burada bir umut var demiş. O hekim de bunu bir gazeteciye söylemiş. Bir gazeteci de bunu işte orada yayınlamış. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha olumlu etkiler elde ettiklerine dair veriler var. Ancak yani herhangi bir etki göremedikleri vakalar da var. Burada birikecek veriler ve bunlar yayınlanacak. Ancak orada da herhangi bir şekilde sağlık çalışanında ya da başka birinde damar için enjekte edilerek koruyucu olduğuna dair herhangi bir veri ortaya konmamış. Herhangi bir veri yok. Netice itibariyle hatta Çin'de kullanırsanız bazı durumlarda da kontraindikedir. Kontraindike olduğu, yani kesinlikle kullanılmaması gereken, zarar getirebileceği durumlar arasında bakın gebelik vardır mesela. Gebelerin durumu tartışıldı burada. Gebelerde kesinlikle kullanılmaması gerekir. Eğer akciğerde, hücrelerde, alveol dediğimiz akciğer hücrelerinde sızıntı şeklinde bir kanama varsa burada tabloyu daha da kötüye götürebilir. Onu zaten klinikteki hekim bilir. Ona göre değerlendirerek bu tedaviyi uygular. İshal yapabilir insanlarda 1 gramın üzerindeki dozları. Ve daha da ilginci, C vitamini alerjisi vardır az sayıda olan insanda. Evet hocam. Ancak damar içi yolla verildiğinde bu alerjik reaksiyon çok daha şiddetli seyredebilir. O nedenle de ezbere COVID'den korunacağım ben diye insanların
buna yönelmemesi de gerekiyor. Burada bir kesin koruyucu olduğuna dair tıbbi bir kanıt yok. Şöyle haberler geliyor ama ben biliyorum diyor, işte acil servis hemşiresiyim, işte falanca hekim alıyor ya da biz bunu kullanıyoruz. Oradaki kullanımların da belli özellikleri muhtemelen vardır. Biz kısa vadeli damar içerisinden mesela ben de bilirim bunu, bir Novajin'le Novasevit karışımı da derdik. Bazı durumlarda ateşi düşürmek ve enfeksiyonu yarattığı vücuttaki halsizliği ortadan kaldırmak için bazı özel durumlarda kullanıldığı olmuştur. Ancak bunun kesinlikle hekim kontrolünde ve hekim bilgisi dahilinde ve klinikte uygulanması gereken bir durum olduğunu da söyleyerek bitireyim sözleri. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tevfik Hocam'a döneyim. Son soru hocam. Çok sorun vardı fakat şu iki soruyu birleştirerek gelin. Bir, zatürreye aşıları özellikle yaşlı vatandaşlar sağlık ocaklarında bu aşıyı talep ediyorlar ya da yaptırıyorlar. Bu süreçte bir etkisi var mı? İki, sigara kullanımından kısa süre önce vazgeçmiş kişiler bir kazanç elde etmiş olabilir mi? Çünkü bazıları şöyle diyor, bunca yıl içtim, bundan sonra da içerim diyor. Dolayısıyla bir günün bile kâr olduğunu düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, zatürre aşısı diye bilinen aşı bu COVID'e karşı koruyucu değil. Yani bu kesin. Bunda şüphe yok. COVID olmamak için bu aşıyı yaptırmanız size hiçbir fayda sağlamaz. Ama COVID hastalığı dışında normal zatürre, diğer bakteriyel zatürrelerin önemli bir kısmı pneumokoklar tarafından oluşturulur. Bu bir bakteri bu. Bu aşı da pneumokokların oluşturduğu zatürreye karşı koruyucudur. Herkese yapılması gerekmez. Genel itibarıyla zatürre olduğunda ağır seyredebilecek ve ölebilecek risk grubu hastalara yapılır. İşte 65 yaşın üzeri ya da bir bağışıklığı baskılayan durum, kronik bir hastalık vesaire gibi bazı koşulları vardır. Bu koşulları taşıyorsanız bu zatürre aşısını yaptırmanız gerekir. Eğer şimdiye kadar bunu daha önce yaptırdıysanız zaten yeniden bir daha yaptırmanın bir anlamı yok. Şimdiye kadar yaptırmamışsanız, şimdi şu aşamada zatürre aşısı yaptırayım diyerek hastanelere, sağlık kurumlarına gitmenin bir anlamı yok. Çünkü bu zatürre aşısı yapıldıktan sonra korumanın ortaya çıkması için 2-4 haftalık, 2-6 haftalık bir süre gerekli. O süre geçtikten sonra zaten hani zatürre mevsimi de bu COVID enfeksiyonu da büyük oranda toparlamış olacak. Boşu boşuna hastaneye, sağlık kurumuna gidip enfekte olmanın bir anlamı yok. Çünkü riskli şu anda hastanelere veya sağlık kurumlarına gitmek. İkincisi, sigaranın neresinden dönülürse kârdır. Sigarayı bıraktıktan sonra 20 dakika içinde onun zararlı etkilerinden vücut kurtulmaya başlar. Ve tek içilen bir sigaranın bile akciğerde çok ciddi savunma sistemi üzerinde, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri var. Dolayısıyla elbette hiç sigara içmemek en iyisi. Sigara içiyorsanız daha önceden, uzun yıllar önce bırakmış olmanız daha iyisi. Ama hala sigara içiyorsanız büyük risk altındasınız. Ve bugün bırakırsanız daha bugünden itibaren bu riski azaltmaya başlarsınız. Onun evet. için sigara için geç kalmak söz konusu değildir. Ne erken ne geç. Sigarayı bırakmanın tam zamanı şu anda. Çok teşekkür ederim hocam. Profesör Doktor Tevfik Özlü hocam, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Tayfun Uzbay, Profesör Doktor Nail Özgüneş ve acil tıp uzmanı Doktor Onur Tezel, çok teşekkür ediyorum. Bilgilerinizi bizlerle, izleyicilerimizle paylaştığınız için. Son bir şey ekleyebilir miyim? Kısaca alayım hocam, buyurun. Çok kısa, çok kısa. Profesör Doktor Uğur Şahin, haksızlık yapmayayım diye ismini hatırlayamamıştım. Almanya'da şu anda aşı konusunda oldukça önemli aşamalar kaydeden doktorumuzun ismi. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun, var olun. Bu arada programın sonunda bir uyarıda bulunmak istiyorum. Dün de söyledim. Şimdi şehirde restoranlar, oteller, kafeler eskisi gibi faal değil. Fakat asla sokak hayvanlarını unutmayın. Kuşlar, martılar, hatta kargalar bile aç. Onlara, evin balkonuna, kediler için kapının önüne, sokak hayvanları için biraz yiyecek, biraz bir şeyler bırakmayı unutmayın. Çünkü o dostlarımızı da bu zorlu süreçte asla
unutmamamız, asla terk etmememiz gerekiyor. Bugün de gece raporunun sonuna geldik. Saat 23'te başka konuklarla ve çok önemli konularla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.